Gün sonundan iyi geceler efendim. Ben Selver Gözüaçık. Yine seçim ağırlıklı bir gündemimiz var ama bugün ekonomi ağırlıklı bir gündemimiz de var aynı zamanda. Terörle mücadele ağırlıklı bir gündemimiz de var. Çünkü Kandil artık namlunun ucundan artık iyice hedefe doğru yol almış vaziyette. Yapılan bir hava harekatı vardı. Sonuçları var. Onları paylaşacağız sizlerle. Ekonomi derseniz birçok not var ekonomiyle ilgili. Onların hepsini detaylı paylaşacağız. Çünkü yaklaşık 4-5 başlık aldık bu konuyla ilgili. Seçimde yine meydanları getireceğiz ekranlarınıza. Özet özet parça parça onları vereceğiz. Oldukça yoğun artık gündem. Siyasi gündem, seçim gündemi oldukça yoğun. O yüzden biz de özetlemekte zorlanıyoruz. Bazen işte bir etkinliği verip diğerini vermeden oradaki mesajları öne çıkartıp diğer taraftaki mesajlardan sadece hani orada olmayanını paylaşıp filan oldukça zorluyor bizi bu dönem ama yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar ekranınıza özetlerini getirmeye çalışıyoruz diyelim. Başlayacağız. Gün sonu TRT Instagram ve Twitter adreslerimiz biliyorsunuz. Gün sonu TRT Instagram adresinde son paylaştığımız fotoğrafın altına ki Fuat abiyle beraber bir fotoğraf paylaştık bu sefer. Fuat abinin yüzüne baktığınız zaman eve gitmek istemediğini anlayacaksın ama 2-3 tane poz verdi, ben bunu seçtim şaka olsun diye. Hadi başlayalım. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halis Demir'in memleketi Niğde'deydi. Halis Demir'in kabrini ziyaret etti. Bu ziyaret öncesinde ise AK Parti mitinginde kürsüye çıktı. Hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce vardı. Asker de benim moralimi düşürecek diyen İnce'ye adaylık sürecinde milletin başına diktatör kesildi eleştirisini yöneltti. Recep Tayyip Erdoğan. Bu Bay Kemal bize ne dedi? Afrin'e girmeyin. Bay Muharrem ne dedi? Afrin'le ne işiniz var? Yahu sizinle bu ülke yönetilmez. Zeytin Dalı Harekatı'nı hatırlattı. Afrin'e girmeyin diyen CHP'yi eleştirdi. CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye ise sadece askerin mi morale ihtiyacı var? Asker de benim moralimi düşünecek sözleri üzerinden sert çıktı. Bay Muharrem çıkmış. Benim moralimi bozmasınlar diye sağa sola posta koydu. İsmail Metin Temel paşamız Afrin operasyonunu yöneten komutan. Bugün moralini bozan bir komutana hadsizlik yapan Bay Muharrem, Allah korusun, yarın moralini bozan emekliye, çiftçiye, sanayiciye, polise, memura, esnafa kim bilir neler yapar. Daha adaylık sürecinde milletin başına diktatör kesilen biri, Allah muhafaza, koltuğa oturunca kim bilir daha ne kesilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya Niğde mitingiyle başladı. Gündeminde terörle mücadele vardı. CHP'yi eleştirdi. Onların terörle mücadele diye bir derdi yok. Bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapanlar rahatsız olsa da terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağız. Tabii öncelikle dün Afrin operasyonuna yaptıkları itirazların aynısını bugün Kandil'e yapan gafillere sandıkta esaslı bir ders vereceğiz. Ekonomiye de değindi. Büyüme rakamlarını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na büyüme nedir öğren diyerek cevap verdi. Şimdi soruyor çiftçiye, esnafa soruyor. 7,4 büyüme sizin gelirinize yansıdı mı? Ya Bay Kemal, sen bu söylediğine Allah aşkına inanıyor musun ya? Kendi ekonomistlerine bir sor. Ya bu büyüme nedir? Ne diyor? Bu ranta aittir diyor. Ya ne demek? Bu büyüme denilen olay tabii ki o rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir. Ama onun işçisi yok mu? Onun çalışanı yok mu? Devlet olarak benim memurum yok mu? Bunlara yansımıyor mu? Erdoğan kürsüden indi, 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halis Demir'in kabrine gitti. Cumhurbaşkanını şehit Halis Demir'in babası ve kardeşi karşıladı. Kahraman şehit için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Niğde'nin ardından Bursa'daydı. Kandil operasyonu üzerinden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Erdoğan, askerimiz Kandil'e ilerledikçe Muharrem'i efkar basıyor dedi. İnce'nin sadece Amerika'dan değil Kandil'den de arandığını vurgulayan Erdoğan, sanki telefon operatörü sözleriyle İnce'yi eleştirdi. Askerimiz Kandil'e ilerledikçe Muharrem'i efkar basıyor. Kandil operasyonu Bursa'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi. Muharrem İnce'ye yüklendi. Telefon operatörü benzetmesi yaptı. Anlaşılan buna sadece Amerika'dan değil, Kandil'den de bizi kurtar diye telefonlar geliyor. Cumhurbaşkanı adayı değil, sanki telefon operatörü. Kılıçdaroğlu'nun Afrin'e girmeyin feryatlarını düşününce Muharrem İnce'nin efkarına şaşırmamak gerekiyor. Muhalefeti emek vermeden iktidar olmak istemekle suçladı Erdoğan. Umutlarını Türkiye'nin krize girmesine bağlamışlar dedi. Kendi ülkesinin batmasına, kendi milletinin sefaletine bağlamış bir muhalefetimiz var. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. İşte bunun için biz bunlara yıkım ekibi diyoruz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddialarıyla ilgili ödeyeceği tazminatı hatırlattı. Yargı ne karar verdi? Bunları 197 bin liraya mahkum etti. Şimdi Bay Kemal AYM'e gidecekmiş. Ya nereye gidersen git. Dostların olabilir, git. Yahu getir, göster, mahpus filan. Ne oldu? Hepsi yalan. CHP'nin genel başkanıyla Cumhurbaşkanı adayını da eleştirdi. Toplasanız CHP'ye bir genel başkan etmeyecek adamlar. Çıkmışlar ülkeyi bize teslim edin diyorlar. Önce partilerine sahip çıksınlar. Sağa sola dağıta dağıta ortada CHP bırakmadılar. Milletvekillerini ağlata ağlata başka partilere pazarladılar. Başbakan Binali Yıldırım da Uşak'taydı. Muhalefeti eleştirdi. Vaatte bile bulunamadıklarını söyledi. Yıldırım muhalefetin Kandil ve FETÖ ile söz birliği yaptığını dile getirdi. Ne diyor? Külliyeyi yıkacağım. Milletin gücü seni yıkar. Külliyeyi yıktırmaz. Muhalefetin seçim meydanlarındaki söylemini eleştirdi. Vaatte bile bulunamıyorlar. Bunların ufku yok dedi. Millet AK Parti'nin icraatlarını biliyor. Biz taş üstüne taş koyarken CHP kulağının üstüne yatıyor, laf üstüne laf koymaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Başbakan Binali Yıldırım Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda halka seslendi. Yıldırım muhalefetin Kandil ve FETÖ ile söz birliği yaptığını söyledi. Bunlar sadece bir şeye kilitlenmişler. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de Türkiye ne olursa olsun bu bölge üzerinde plan yapanlar, emperyal güçler de aynı şeyi söylüyor. Tayyip Erdoğan gitsin diyor. Bunlar da aynı şarkıyı söylüyor. Bu sizin aklınıza bir şey getiriyor mu? Demek ki söz birliği yapmışlar. FETÖ'sü, Kandil'i, içerideki sponsorları bir ağızdan AK Parti Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun memleket önemli değil. Geçelim CHP'ye. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Diyarbakır'daydı. İnce dil ve din eğitiminde seçmeli sistem vaat etti. CHP ve Türk bayraklarının yanı sıra HDP bayrakları da alandaydı. Tarıma dayalı sanayi geliştireceğiz. Ekilmeyen tarım alanlarını ekeceğiz. Meralarımızı altın olmaktan kurtaracağız. Ekonomik büyüme vaat etti. Tarım ve sanayide yeni yatırımlar geleceğini söyledi. Çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. 3 dil. Resmi dilimiz Türkçe'yi öğreteceğiz. Bu bir. İki, anasıyla, babasıyla
evinde konuştuğu bir dil var. Evinde konuştuğu bir dil. Bu Kürtçe ise Kürtçe, Arapça ise Arapça, Çerkezce ise Çerkezce. Çocuklarımıza İngilizce öğreteceğiz. Fransızca, İtalyanca, Arapça. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Diyarbakır'daydı. CHP ve Türk bayraklarının yanı sıra HDP bayrakları da alandaydı. İnce Selahattin Demirtaş'tan bahsettiğinde kalabalık coşkuyla alkışladı. Sayın Demirtaş'a gittim. Maşallah dilerim. Muharrem İnce konuşmasında din eğitimi alanında seçmeni sisteme geçeceklerini de söyledi. Muhafazakarlar diyor ki, bana diyor çocuğuma haftada diyor 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersi yetmez. Bu yetmez diyor. Ben diyor kelam dersi istiyorum, fıkıh dersi istiyorum, hadis dersi istiyorum, siyer dersi istiyorum, akaid dersi istiyorum. Hay hay muhafazakar kardeşim, emrin olur. Seçmeli olarak kaç saat din dersi istiyorsa seçmeli olarak vereceğiz. Bir diğeri de diyor ki, siz bana hakaret ediyorsunuz. Ben diyor zorunlu olanı da almak istemiyorum. Hay hay kardeşim, sen bilirsin. Almayabilirsin. Efendim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da seçim çalışmalarına Malatya'da devam etti. Esnaf Bakanlığı kurulacağı vaadinde bulunduğu eğitim ve dış politikada yapacaklarını anlattı. Muhtarlara bütçe bağlanacağını söyledi. Sivil toplum örgütü... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'daydı. Esnaf kuruluşları ve diğer sivil toplum temsilcileriyle buluştu. Esnaf Bakanlığı kuracaklarını söyledi. Hiçbir parti ben Esnaf Bakanlığı kuracağım demiyor. Ama biz diyoruz. Kendi seçim bildirgemize koyduk. Allah'ın izniyle Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Millet İttifakı da parlamentoda çoğunluğu sağladığında ilk yapacağımız işlerden birisi bir esnaf bakanlığı kurmaktır. Kılıçdaroğlu teknik eğitimin önemini anlattı, vaadini sıraladı. Teknoloji liseleri kuracağız, teknoloji liseleri. Bütün organize sanayi bölgelerinde. İş garantili eğitim yapacağız, iş garantili. Çocuk liseden mezun olduğunda işi hazır olacak. Sözü dış politikaya getirdi. Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı kuracağız. Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı. 4 ülkeyi bir araya getireceğiz. Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Bu bölgede barışı sağlayacağız. Kılıçdaroğlu muhtarlara da bütçe tahsisi vaadinde bulundu. Seçimle gelen her kurumun bütçesi vardır. Ama muhtarlığın bütçesi yok. Muhtarlık büyümez. Hamaset de büyümez. Muhtarlık hakkını teslim ettiğiniz zaman büyür. Toplanan emlak vergisinin belli bir oranı muhtarlık bütçesi olarak kanuna konulmalı ve muhtarlığa tahsis edilmeli. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili sunulan raporlarda ciddi bir eksiklik olmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Fethullah Gülen'i iade etmesi gerektiğini söyledi. Bana kalsa zaten Amerika'nın Fethullah Gülen'i hemen vermesi lazım. Ben dosyalara bakmadım tabii. Ha, size rapor tabii vereceklerdi yani, de o yüzden bilmiyorum soruyorum. Dosyada hı, ne olup olmadığını bilmiyorum ama bana gelen 3 sayfalık bir rapor var. Aynı hı, rapor Sayın Muharrem İnce'ye de verildi. Orada bazı usul eksiklikleri var ama bunlar böyle çok hayati usul eksiklikleri değil. Amerika'nın bize iade etmesi lazım diye, yani bu dosyalara göre iade etmesi lazım. Amerika'nın ısrarla somut bilgi istediği ifade edildi. Ben de onu söylüyorum. Geçelim İyi Parti'ye. İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Kahramanmaraş ve Adıyaman'daydı. Maraş'ta bir vatandaşın meydandan terörü nasıl çözeceksiniz onu anlatın sözleri meydanda tansiyonu yükseltti. Keşke bu ülkenin sorunu ekonomik sorundan daha önemli sorun terör sorunu. Keşke saraydan önce terör sorunu çözümlerinizi anlatsaydınız bu ülkede. Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener vaatlerini anlatıyordu. Meydandan gelen bir sesle ara verdi. Kalabalık içinden bir kişi Akşener'e önce terör sorununu nasıl çözeceğinizi anlatın diye sordu. Ben terör sorunu çözdüm oğlum, çözdüm, çözdüm, çözdüm. Bak şimdi sizin takım beni nelerle suçlayabilsen. Sözler tansiyonu yükseltti. Meydandakiler öfkeliydi. Herhangi bir şey yapmayın. Hayır,
Soru sordu, cevap verdik. Meral Akşener konuşmasında Suriyelileri memleketlerine göndereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Suriye ile olan ilişkilerimizi düzelteceğiz. Herkes vatanında mutludur. Herkes vatanında memnundur. Dolayısıyla bu 4 milyon kardeşimizi Suriye'ye sağ salim geri göndereceğiz. Ve seneye inşallah 81 ilden temsilcilerle 2019 Ramazan'ında Halep'te iftar edeceğiz. İftar. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, HDP ve PKK'nın Türkiye siyasetinde söz sahibi yapılmaya çalışıldığını söyledi. Bunun Amerika ve İsrail'in bir projesi olduğunu belirten Perinçek'in eleştirilerinin odağındaysa Muharrem İnce vardı. Ne yapalım ne yapalım, şu HDP'yi yani PKK'yı getirelim, Türkiye'de siyasetin belirleyici kuvveti haline getirelim. Tayyip Erdoğan'ı da onlarla birleşerek yıkalım. Türkiye'nin sorunu HDP, PKK ile Amerika ile birleşip hükümetler kurmak değil, tam tersine Amerika'nın bu tür hükümetler kurmasını önleme sorunudur. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, HDP ve PKK'yı söz sahibi yapmak istiyorlar dedi. Bu projenin ardında ABD ve İsrail olduğunu söyledi. Şu anda Türkiye'nin gözüne kül atılıyor. Bunu göreceksiniz. 2 ay sonra, 5 ay sonra, 8 ay sonra böyle bir çözüm yok. Amerika ile İsrail ile birlikte, PKK ile birlikte, HDP ile birlikte bir çözüm yok. Ne ekonomide var ne başka yerde var. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Antalya'daydı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de apolit söylemiyle eleştirdi. Kimin apolitini söküyorsun sen ya? Düğmeyi bile sökemezsin. Türk ordusunun düğmesini bile sökemezsin. Şimdi maalesef PKK ile işbirliği yapanlar ve HDP'yi meclise sokacağım, yok Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım diyenlerin aynı zamanda dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı mevzilerde bir pervasız tutum içine girdiğini görüyoruz. Ve bunun yayıldığını da görüyoruz. Efendim, seçim bloğunun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İki haberimiz daha kaldı. Sonra bakacağım mesajlarınıza. 24 Haziran'a geri sayım sürerken yurt dışında seçmenler sandığa adeta koştu efendim. Hafta sonu Almanya'da rekor kırıldı. Oy kullanma noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Seçim sandığına gelinlikle giden bile vardı. Dünya evine girerken vatandaşlık görevini ihmal etmedi. Oy vermeye gelinliğiyle gitti. 24 Haziran seçimleri için yurt dışındaki oy verme işlemi Almanya'da 7 Haziran'da başladı. Hafta sonu ise doğruğa ulaştı. Binlerce vatandaş sandığa koştu. Bazı seçim merkezlerinin önünde 1 kilometreye varan kuyruklar oluştu. Almanya'daki seçmenler bir de rekora imza attı. Sadece pazar günü 80.619 oy kullanıldı. Bir günde kullanılan oy rekoru kırıldı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun, uğurlu olsun diyelim. Öncelikle herkesin oy kullanması tabii ki devlet için daha iyi. Hani kaydısıyla bu vatan için milli görevimizi yaptık. Avrupa'daki diğer seçim noktalarında da benzer görüntüler vardı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da seçmenler sandık başındaydı. Fransa'da Paris Başkonsolosluğu'nda oy kullananlar kuyruk oluşturdu. Paris dışında yaşayanlar otobüslerle başkente giderek oyunu kullandı. Efendim, RTÜK'ten seçim yayınları eleştirilerine açıklama geldi. RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya seçim yayınlarından aşırı bir şikayet yok dedi. Yerlikaya TRT'nin yayınlarına ilişkin iddiaları da değerlendirdi. Tamamen bir safsata ve kasıtlı bir davranış dedi. Bu seçim döneminde böyle çok aşırı bir şikayet yok. Açıklama RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, TRT'nin yayınlarına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. İddiaların tamamen safsata ve kasıtlı olduğunu söyledi. Önce TRT'den başlamak üzere TRT yanlı davranmaktadır, iktidarın sesini vermektedir, onun dışındaki sesi vermemektedir diye eleştirilecek. RTÜK işte iktidarın sopası gibi eleştiriler zaman zaman geliyor, bundan sonra da gelecek. Yine arkasından da özel radyo televizyonların da yanlı davrandığı şeklinde bir takım beyanlar olabilir. Bu asla doğru değil. Yabancı radyo televizyonlar ve gruplar bile vardı Türkiye'de. Nasıl tekelci olabilir? Bu tamamen safsata ve biraz kasıtlı bir davranıştır. Yerlikaya seçim süreci boyunca bir takım planlı hareketler olduğuna dikkat çekti. Halkımız uyanık olmalı dedi. Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığı, taraflı olmadığı, seçimlere de bu anlamda hile karıştırıldığı yoluna, Türk medyasının arkasından da Türk demokrasisine yöneleceklerdir diye düşünüyorum.
eşitlik yok, özgürlük yok, medya sorunu gibi kampanyalarla bunları sürdürecektir diye düşünüyorum. Halkımızın ve medyamızın bu konuda çok uyanık olması gerekir diye düşünüyorum. Bu planlı bir hareket gibi görünmekte. Televizyonların yayınlarına karşı hassas olan vatandaşlar istek ve şikayetlerini anında RTÜK'e bildirebiliyorlar. RTÜK İletişim Merkezi'ne 18 Nisan 7 Haziran döneminde tam 8408 şikayet yapıldı. Şikayetlerden sadece 141'inin seçim yayınlarına ilişkin olduğu bildirildi. Böylece seçim bloğunu şimdilik bitirdik. İkinci saatte belki bir iki daha haber vereceğiz. Bakacağım hazırlanıyor. Yetişirse onları da paylaşacağız sizlerle diyelim. Avusturya'dan iyi geceler demiş Ersin Şenel. Bugün oyumuzu da attık. Hadi hayırlısı Türkiye'yi güzel günler bekliyor demiş Ersin Bey. Şimdi gene çok siyasi yorum gelmiş. Siyasi yorumları zaten haberleri izliyoruz. Diyelim ben başı almayı unutmuşum tabii. Ali Hacı Ali Suriye Fırat Kalkanı'ndan selamlar, iyi yayınlar demiş. Her yer bize TRT demiş. Avusturya'dan oy kullananlar var. Nilgün Hanım ikiniz de iyisiniz ama Fuat Bey iyi bakış atmamış. Neden ki ne demiş. Şaka yapıyor şaka. O yüzden sanki gitmekten üzgünmüş gibi yaptı. Biz de onu kullandık. O yüzden efendim. Hayırlı programlar. Ankara'dan Recep Zengertaş da mesaj göndermiş. Aysun Hanım da neşeniz bol olsun demiş. İnşallah hepimizin bütün Türkiye'nin neşesi bol olsun efendim. Hayırlı sahurlar demiş Sevinç Çalkaya. Nafiz Bey selam göndermiş. Ben de oyumu kullanmak için tam 3,5 saatlik yola gideceğim Allah nasip ederse İngiltere'den selamlar diyor. Evet, herkes oyunu vermek için gidiyor. Fuat abiye çok seni seviyoruz mesajlara gelmiş. Kıskanayım mı ne yapayım? Peki şimdi devam edeceğiz. Dışarıya bakacağız kısaca ama onu hemen Kandil'e bağlayacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi göreceksiniz efendim. Efendim dışarı dedim ya, Amerikan Savunma Bakanı Jim Mattis, Amerika Birleşik Devletleri'nin Münbiç'te Türk-Amerikan askeri işbirliğine hazır olduğunu açıkladı. Bakalım detayına. Jim Mattis, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Münbiç konusunda açıklamalarda bulundu Mattis. Türk ve Amerikan heyetlerinin bu hafta Almanya'nın Stuttgart kentindeki Avrupa Komutanlığı'nda bir araya geleceğini ve planın icrasını görüşeceklerini söyledi. Mattis, ön cephede bu işbirliğine hazırız. Bu da birbirimizin nerede olduğunu bilmekle başlıyor dedi. Öncelikli olarak sınırın iki tarafında devriyelerle başlanacağını belirten Mattis, daha sonra Münbiç'te ortak devriye olabileceğinin ifade etti efendim. Evet efendim, Mattis'in açıklamaları böyle. Zaten hani geçen haftadan beri sinyalleri geliyordu. Hatta süreler en fazla 6 aylık bir süre, 4 ay içerisinde tamamen Türkiye kontrolü gibi cümleler de vardı. Ama bu netlikte bir şey ifade edebilir miyiz şu an? Hayır, edemeyiz. Ama o yönde bir ilerleme var ve başladıktan sonra da çok çabuk ilerleyeceğine inanıyorum. Sıradaki haber, namlunun ucundaydı artık hedefte diyor haberimiz. Kandil'e operasyon başladı açıklama. Niğde mitinginde kürsüde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, 20 uçakla 14 önemli hedefi imha ettik dedi. Bölücülerin üstüne operasyon hem havadan hem karadan devam edecek. Recep Tayyip Erdoğan. Demiştim ya, Kuzey Irak'ta, Kandil demiştim, hatırlayın. Ve oraya da operasyonlarımızı başlattık. Cerablus, Elbap, Afrin ve şimdi de hainlerin Irak'ın kuzeyindeki ihanet merkezi Kandil. Kandil operasyonu başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan haberi Niğde mitinginde verdi. 20 uçağımızla orada 14 önemli noktayı, depoları, silah depolarını vesaire yok ettik. 20 uçak gittiler, vurdular, döndüler. Ama bitmedi, devam edecek. 30 yıllık ihanet üssü, 1997'den bu yana terör örgütü PKK'nın sözde ana karargahı. Bir ucu İran, bir ucu Irak'a dayanıyor. Türkiye'ye yapılan saldırıların merkezi Kandil. Mart ayından beri hazırlıklar devam ediyordu. Komşu ülkelerle terör diplomasisi yürütüldü. PSK adım adım ilerledi. Yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlarda 500'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Kandil operasyonuna sıfır hatayla hazırlanıldı. Şimdi hedefimiz
bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandili, ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, bir terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz. Hedef, teröristlerin inlerine girmek. Kandil'in teröristlerden temizlenmesiyle örgüte sadece askeri değil, psikolojik olarak büyük bir darbe vurulması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı başlayan operasyonun tüm unsurlarla süreceğinin sinyalini verdi. Ama bitmedi, devam edecek. Başbakan Binali Yıldırım da Uşak'ta Kandil operasyonunu değerlendirdi. Kandil'e ilerliyoruz, teröristlerin oradaki inlerini de başlarına geçireceğiz dedi. İşte şimdi Kandil'e ilerliyoruz. Yurt içinde terörü etkisiz hale getirdik. Şimdi peşlerindeyiz. Nereye giderse gitsinler. Kahraman Mehmetlerimiz sınır ötesinde büyük destan yazıyor. Teröristlerin oradaki inlerini de başlarına geçireceğiz. Büyük laflar konuşanlar Afrin'i hatırlasın, Elbaba hatırlasın. Şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını tek tek soracağız. Kahramanlarımızın terörle mücadelesi içeride de devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyi ve Şırnak kırsalına hava harekatı düzenledi. 9 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir haftada yurt içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 69 oldu. Yoğun olarak bombalanıyor, teröristlere geçit verilmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri adım adım Kandil'e doğru ilerliyor. Bir yandan Kandil kıskacı alınırken diğer yandan teröristlerin kaçabileceği güzergahlar da yoğun bomba altında. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine teröristlerin Kandil dışında yuvalandığı Hakurk bölgesine hava harekatı gerçekleştirdi. Harekatta iki terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi. Operasyonlar sadece sınır ötesiyle kalmadı. Şırnak'ın Besler Dereler bölgesine de hava harekatı düzenlendi. Burada da 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede hava harekatı ile etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 21 oldu. İçişleri Bakanlığı son bir hafta içinde yurt içinde 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen 4.491 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara yönelik operasyonlarda da 3.606 kişi yakalandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 306 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bu arada bir küçük not daha vereyim bu konuyla ilgili. Genelkurmay Başkanlığı Bölücü Terör Örgütü'nün Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 teröristin Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunda açıkladı diyelim. 26 yıl önce teröristler bayram telaşını kanla gölgelemişti. Bitlis'in Tatvan ilçesinde 13 masum insan teröristler tarafından katledildi. Şehit aileleri 26 yıl önce bugün katledilen sevdiklerini her yıl olduğu gibi bu yıl da mezarları başında dualarla andı. 26 yıl önce şehit olan sevdikleri için dua ettiler. Yan yana dizili bu mezarlar aslında PKK terörünün kanlı yüzünün açık bir göstergesi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 Haziran 1992'de terör örgütü PKK yol kesti. Durdurdukları minibüsten indirdikleri 13 masum cana hiç acımadan kıydılar. Şehitlerin yakınlarının acıları ise 26 yılda hiç dinmedi. Şehit aileleri her gün mezarlığa gidip dua ediyorlar. Her gün ziyaret ediyoruz. Hayatta sağ olduğumuz müddetçe unutulmuyor. Çünkü biz hiçbir şey yapmadık, mağdurduk. Allah kabul etmesin. 9 tane yetimi yüzümüze bıraktılar. Hain katliamda babasını kaybeden 6 çocuk annesi Sosun Karaoğuz saldırı yaşandığında 10 yaşındaydı. Eşya için gitmiş. Bayramdı. Bayramdır. Ben de heyecanlı da baktım. Kere babam gelmişti, bana bir şeyler almıştı. Ben hani heyecanlıydım. Oh, 9 şehit Kokarsu köyünde yan yana yatıyor. Diğer 4 şey ise kendi köylerinde toprağa verilmiş. Tatvanlılar her bayrama bu katliamı anarak giriyor. Terör örgütüne lanet okuyorlar. Şimdi bölücü terör örgütünden Fethullahçı terör örgütüne geçeceğiz.
FETÖ ile ilgili Almanya'nın tavrını hepimiz biliyoruz değil mi? Yani birçok Avrupa ülkesinin tavrını da hepimiz biliyoruz. Şimdi son, yani sadece FETÖ de değil aslında. Bunu içerisinde DHKPC'yi de dahil edebilirsiniz, PKK'yı da dahil edebilirsiniz, hepsini dahil edebilirsiniz. Yani sonuçta bize karşı olan, Türkiye'ye karşı olan örgütlere karşı bir korumacı tavırları var. Biz de hep diyoruz ki besleyin kargayı, oysun gözünüz. Eninde sonunda başınıza gelecek. Ama şimdi Almanya'da bir eylemini daha görmedik. Ama bir söylemde bir değişiklik var. Şöyle bir değişiklik var. Almanya diyor ki Türkiye'deki 15 Temmuz'da yapılmaya çalışılan darbede FETÖ'nün parmağı olduğu gerçeğini yadsıyamayız diyor. Yani ilk defa Almanya'dan yapılan bir açıklamada FETÖ'nün darbeye karıştığının altı çizildi. Bakalım bir detayına. Almanya Dışişleri Bakanlığı Anadolu Ajansı'nın FETÖ'ye ilişkin sorularına yazılı cevap verdi. Bakanlık, ellerindeki bilgiler ışığında FETÖ mensuplarının darbe girişimine katılmış oldukları gerçeğini dışlayamayacakları açıklamasını yaptı. Der Spiegel dergisi de bu haftaki sayısında Alman hükümetinin artık FETÖ'ye bakışını gözden geçirmekte olduğunu, örgüte daha kuşkulu baktığını yazdı. Haber, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın gizli bir raporuna dayandırılıyor. Raporda yer alan yapısı organize suç oluşumlarını andırıyor ifadesi dikkat çekici. Alman makamlarından daha önce darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün bulunduğuna henüz ikna olmadıkları yönünde açıklamalar gelmişti. Bu durum Türkiye'nin sert tepkisine yol açmıştı. Bu arada bazı o şüpheli sözde savcıların nasıl kıyafetler giydirilerek nasıl Almanya'ya hangi ülke üzerinden kaçırıldığını ve orada nasıl koruma altına alındığını, bunda Alman gizli servisinin parmağının olduğunun kesin olduğunu, her ne kadar tabii çok bu tip şeyler kanıtlanamaz ama en azından bizim nezdimizde kesin. Bunları da unutmayalım tabii. Şimdi bunlar söylem. Bir de eylemleri göreceğiz bundan sonra, bakalım nasıl olacak. Tabii bir tane rapordan bahsediyoruz. Devamı gelecek mi? Çok fazla olasılık var. Durum bu. Ama inşallah iyi olur diyelim. Adana Pozant'tan Emrah Pelit gelmiş, katılmış aramıza, selam söylüyor. Gülnur Hanım Eski Çarşı Safranbolu Karabük'ten selam göndermiş. Güli Pastırma demiş ki Fuat abi zorlayıverdi yayın demiş. Yılmaz Bey de Danimarka'dan selam söylüyor hem Fuat abiye hem bana. Osman Sunan da Fuat Kozluklu stüdyoyu devrederken sana bozuk gibi diyor. Çok bozuldu, çok bildiğin gibi değil. Yok bozulmadı. Peki şimdi devam edeceğiz artık. Ekonomiye bakacağız ama öncesinde İzmir-Manisa arasına bir gideceğiz. Hadi bakalım. Efendim, Manisa-İzmir arasını 15 dakikaya indiren Sabuncubeli Tüneli. Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle ulaşıma açıldı. Yıldırım, hedeflerinin Türkiye'yi lider ülkeler arasında sokmak olduğunu söyledi bu trende. Bakalım detayına. Tüneli klasik otomobilin direksiyonunda geçti. İzmir'le Manisa'yı daha da yakınlaştıran Sabuncubeli Tüneli, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle ulaşıma açıldı. Ya Allah, bismillah. Duyduk duymadık demeyin. Bir hayal daha gerçeğe döndü. Yıldırım, tünel sayesinde Manisa ile İzmir arasında ulaşımın daha güvenli hale geldiğini söyledi. %5 eğimli, 14 adet virajı düzelterek Manisa-İzmir arasını adeta birbiriyle birleştiriyoruz. Üreticiler, ihracatçılar bu tüneli kullanarak Bursa'ya, İstanbul'a, hatta Avrupa'ya kadar rahatlıkla gidebilecekler. Bu tünel ayrıca hayat kurtaracak. O rampalarda, virajlarda kazaların önüne geçilecek. Başbakan Binali Yıldırım 13 Haziran Çarşamba günü de dünyanın 3. uzun çift yönlü karayolu tüneli Ovid Tüneli'nin açılacağını hatırlattı. Hedef Türkiye'yi lider ülkeler arasına sokmaktır. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan'la başaracağız. Milletin adamıyla başaracağız. İnşallah.
Bu ay iki tane bayramımız var sevgili İzmirliler. Birisi Ramazan bayramı, biri de 24 Haziran bayramıdır. Günde 40 bin aracın kullanacağı Sabuncubeli tüneli 500 milyon liraya mal oldu. Efendim, Türkiye ekonomisi 2018'e hızlı başladı. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye %7,4 büyüdü. Bu performansla Türkiye Avrupa Birliği ve OECD ülkelerini geride bırakmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımların ve teşviklerin büyüyen ekonomi sayesinde gerçekleştiğini söyledi. İş dünyası da büyüme verilerini ümit verici olarak değerlendirdi. 7,4 ilk çeyrekte Türkiye büyüme kaydetti. Ve OECD ülkelerinde bir numara olduk. G20 ülkeleri içerisinde Hindistan'dan sonra ikinci olduk. Türkiye'nin büyüme hikayesi başarıyla sürüyor. Türkiye yılın ilk çeyreğinde beklentilerin de üzerinde büyüdü. %7,4 ile güçlü bir büyümeye imza attı. Bunlar tabii iş dünyasını ümitlendiren, pozitif bakmayı gerektiren noktalar. Bütün mesele büyümenin sürdürülebilir olması. Büyümeye en büyük katkı özel tüketimden geldi. Yatırımlar büyüme verisini 2,8 puan yukarı çekti. Büyümenin dinamiklerine baktığımız zaman da bu dönemde çok önemli bir gelişme var. Yatırım tarafında %9,7'lik bir artış var. Sanayi üretiminde %8,8'lik bir büyüme var. Türkiye, Avrupa Birliği ile OECD ülkelerine fark attı. Avrupa Birliği'nin büyüme ortalaması %2,4, OECD'nin %2,6 olarak gerçekleşti. Türkiye bu oranların 3 katı büyüme başarısı yakaladı. Çiftçilere verdiğimiz paraları nereden veriyoruz? Büyüdüğümüz için, güçlendiğimiz için işte bu paraları veriyoruz. Bu yollar nereden yapılıyor? Küçülen bir ülke olsak, küçülen bir ekonomi olsak bunları yapabilir miydik? Ekonomi yönetimi de büyüme verilerini değerlendirdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018 yılının bütününde büyümenin orta vadeli programla uyumlu gerçekleşmesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik dedi. Maliye Bakanı Naci Ağbağ ise, çarklar hızlı dönüyor. Türkiye ekonomisi 2018'e hızlı bir giriş yaptı değerlendirmesinde bulundu. Büyüme trendi devam edecek mi? Potansiyelin altına asla düşmeyeceğini öngörüyorum büyümenin. Ama 5-6 aralığında bugünkü verilere baktığımızda bu seneyi tamamlayacağını öngörebiliriz. Maliye Bakanı Naci Ağbal da bu konuda bir açıklama yaptı. Türkiye ekonomisinin birçok ülkenin ilerisinde olduğunu açıkladı. Kırşehir'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle bir araya geldi. Ağbal, Türkiye ekonomisini çok daha iyi noktalara getireceğiz dedi. Ekonomi büyümeye devam edecek, Türkiye kazanmaya devam edecek. Her ne kadar şu son dönemde kurlar üzerinden bir oyun oynandıysa da Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan sonra çok hızlı bir şekilde ekonomide bu yönü itibariyle güçlü tekrar bir toparlanmayı bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin makroekonomik bütün parametrelerine baktığımız zaman Türkiye ekonomisi birçok ülkenin çok ilerisinde. Şu son 2 yıldır özellikle birçok sahada özel sektörünün açacak çok sayıda destek ve düzenlemeler yaptı. Bunların uzun vadede Türkiye ekonomisini çok daha iyi noktalara getireceğinden de eminiz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki dolandırıcılara karşı uyardı. Konu ne? Konu imar barışı. İmar barışı çerçevesinde yapı kayıt belgesiyle ilgili yetkiliyiz diye pankart asanlara kimse kulak asmasın dedi bakan. Özaseki tapu müdürlüklerine başvurun çağrısını yaptı. Şu notun altını çizelim. Bu bizim kendi bireysel yapacağımız iş. Bizim adımıza kimse bizim işimizi öyle bizim takip edeceğimiz gibi etmez. Aman diyeyim, işin kolayına kaçmayalım. Sonuçta 13 milyon konutu ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Sayın Bakan'a bir kulak verelim. Devlet üzerinden herkes yapabildiği için hiç kimseye müracaat etmeden, aracı kullanmadan, ayrıca bir masraf etmeden rahatlıkla vatandaş internet üzerinde bize müracaat edebiliyor. Eğer bunu yapmak istemiyorsa il müdürlüklerimiz, İstanbul için her ilçede açtığımız şubelerimiz, bunun dışındaki
Anadolu'daki ilçelerde de tapu müdürlüklerimizden yardım alabilirler. Birkaç yerden arkadaşlar bazı büroların üzerine levha asarak kendisine gel gel yaptığını söylediler. Hiç kimseye gitmelerine gerek yok. Yani o tür bürolara biz size yardımcı oluruz. Gelin E-Devlet şifrenizi verin biz girelim diyenlere itibar etmesinler. Yani kimseye bu şey gibi E-Devlet şifrenizi vermek, banka şifrenizi vermek gibi bir şey vermeyin efendim. Sakın ha, aman diyeyim, çok dikkatli olmakta fayda var. Bu bizim kendi kendimize yapacağımız. İnternet kullanmakta ağır olabilirsiniz. Kullanamıyor olabilirsiniz ama E-Devlet şifreniz vardır. Akrabanız, eşiniz, dostunuz, torununuz, oğlunuz, onlar mutlaka bir şekilde hallederler ama yol öğrenmek için işte Sayın Bakan da söylüyor zaten. Tapu müdürlüklerine gidebiliriz, kurulan bürolara gidebiliriz. Başka dediğim gibi sağa sola sorduğunuz zaman da güvenilir kişilerden alın mutlaka bilgileri. Aman diyeyim sıkıntılı. Şimdi gelişmekte olan ülkeler arasında bu yıl en fazla sermaye akışı Türkiye'ye olacak diyor. Kim? Uluslararası Finans Enstitüsü. Gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerine ilişkin raporunu açıkladı. Buna göre Türkiye'ye yabancı sermaye girişi 51 milyar doları aşacak bu yıl. Uluslararası Finans Enstitüsü bu yılki tahminlerini açıkladı. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışı ve gelişmiş ülkelerde piyasalara para pompalanmasının azalmasıyla gelişmekte olan ülkelere sermaye girişinin yarıya düşeceği kaydedildi. Çin, Macaristan, Güney Kore, Rusya ve Tayland'dan sermaye çıkışları olacak. 12 ülkeye ise sermaye girişi yaşanacak. Ve Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye girişi olacak ülke. Geçen yıl 39 milyar dolar olan sermaye girişi bu yıl 51 milyar 300 milyon dolara çıkacak. Yılın ilk 4 ayında 25 milyar 800 milyon dolar Türkiye'ye giriş yaptı bile. 12 gelişmekte olan ülkeye yönelik sermaye akışının 264 milyar doları bulacağı öngörülüyor. Türkiye'yi Arjantin, Brezilya ve Hindistan izliyor. Gelişmekte olan 5 ülkeden ise 221 milyar 700 milyon dolarlık sermaye çıkışı yaşanması bekleniyor. Burada listenin başını 77 milyar dolarla Güney Kore çekiyor. Kore'nin ardından en fazla nakit çıkışının 76 milyar dolarla Çin'de yaşanacağı öngörülüyor. Bunda ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı kaygısının etkili olacağı tahmin ediliyor. Ekonomiyle ilgili son bir başlık. Bu önemli. Aranızda var mıdır şu an izleyenlerin arasında bilmiyorum ama konutlarının çatısında elektrik enerjisi üretip fazlasını satanlar vergiden muaf esnaf kabul edecekler efendim. Düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre vergi muafiyetinden yararlanmak için üretim tesisinin konutların çatı veya cephelerinde kurulu olması şartı aranacak. Bu tesislerin azami kurulu gücü 10 kW'a kadar olacak ve elektrik yalnızca bir üretim tesisinde üretilebilecek. Elde edilen kazançlar muafiyet kapsamında kabul edilecek. Refi çok şen mesaj göndermiş. Refi Bey demiş ki Kandil'deki ve yurt içerisinde eşkıyaya karşı destan yazan kardeşlerimizin kılıcı keskin olsun demiş. Refi yanına da bir not düşmüş. Eski bir komandodan geliyor bu mesaj demiş. Onu da belirtelim. Ertuğrul Akdere Malatya'dan selamlar diyor. He Çekerek, bakayım isminize tam söyleyeyim. Halil İbrahim Çekerek. O da bir mesaj göndermiş. Yozgat'tan selamlar demiş. Sonra da Halil İbrahim Çekerek 20 tane daha mesaj atmış. Yapmayın bak, ilk mesaja denk geldik, gördünüz mü? 20 tane mesaj atmaya gerek yok. 1-2 eyvallah ama 20 taneye gerçekten gerek yok. Cidden gerek yok yani. Rambo 3160 isimli arkadaşım. Kimmiş? Ramazan Gürler. Diyor ki Alanya'dan selamlar. Dörtbeyli sözleşmelilerin tayin hakkı yok. Bu da bizde sıkıntı yaratıyor ona göre diye mesaj göndermiş. Öyle sıkıntıya can kurban mı? Aydın bak burada dörtbeyli olmayanlar da var diyor. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Ne diyeceğiz? Adam yönetiyor. Yandık. Özcan 99-34. Seçimlere Türkiye'ye kadar önem veren kaç ülke vardır acaba? Bir milletin demokrasiye ne kadar önem verdiğini görsün o malum ülkeler demiş Özcan Bey de gönderdiği mesajda. Zafer Bey de Eskişehir Seyit Gazi Gökbahçe köyünden selam atıyor. O da vay bizim Aydın'ın da hemşerisi misiniz? Çok yakın diyor. O da selam ediyor size. Devam edelim artık Ramazan'la. Hadi.
Kadir Gecesi'ni vatan nöbetinde geçirdiler diyor haber. Diyarbakır'ın Lice kırsalında nöbet tutan komandolar Kadir Gecesi'nde şehit arkadaşları için dua etti. İşte Peygamber Ocağı'nda görev yapan kahraman komandoların Kadir Gecesi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Diyarbakır'ın Lice kırsalında iftar vakti. Komandolar hep birlikte dua edip oruçlarını açtı. Allah'ım orucumuzu ve bütün ibadetlerimizi kabul ve makbul eyle. Amin. Teröristlerin korkulu rüyası komandoların merkezi burası. Diyarbakır'da şehit jandarma teğmen Hubeyb Turan üst bölgesi. Komandolar elleri tetikte, gece gündüz nöbette. Kullandıkları son teknoloji silahlar sayesinde teröristlere göz açtırmıyorlar. Karayolunun emniyeti de onların kontrolünde. Üst bölgesinde nöbette olanlar iftar ve sahuru birlikte yaptı. Namaz kılıp şehit arkadaşları için dua ettiler. Okunan Kur'anlar hürmetine, Yasinler hürmetine, aşırlar hürmetine ruhlarını şad eyle. Amin. Makamlarını cennet eyle. Amin. Yedir şehitleriyle haşk eyle. Amin. Umut şehitleriyle beraber haşk eyle. Amin. Devletimizi, milletimizi payidar eyle. Amin. Komandolar bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni vatan nöbetinde geçirdi. Allah. Aslanlar ya. Efendim 3 gün sonra Ramazan bayramı. Tatlıcılar, şekerciler, lokumcular bayrama hazırlanıyorlar. Adana ve Mersin'de sıklıkla tüketilen yöresel lezzetlerden birisi cezerye. Bilen var mı, bilmeyen var mı? Cezeryeyi bilmeyen var mıdır? Yoktur herhalde. Cevizlisi, fıstıklısı, fındıklısı birçok çeşidi var. Cezeryenin lezzet sırlarını yerinde ustasından öğreneceğiz. Arkadaşımız Fatma Er bir cezerye üretim tesisine gitmiş. Yanında da konuğu olacak. Fatma bize cezeryenin sırlarını anlatacak. Söz sende Fatma. Selver Gözaçık, Adana sadece kebaptan ibaret değil. Sadece kebaptan ibaret değil. Burada cezerye üretiliyor. Yörenin en güzel lezzetlerinden biri olan cezerye üretiliyor. Fındıklısı, fıstıklısı, cevizlisi, bademlisi üretiliyor. Bayram ikramlarının, bayram alışverişlerinde vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Artık bayrama sayılı günler kaldı. Çarşıda, pazarda da hareketlilik yaşanıyor. Bu cezeryede artık cezerye imalathaneleri de gece gündüz demeden hummalı bir çalışma içindeler. Biz de o imalathanelerden birindeyiz. Bu cezerye nasıl üretiliyor, sırları neler, püf noktaları neler, ustasından öğreneceğiz. Öncelikle cezerye nedir ve nasıl yapılıyor? Cezerye havuçtan yapılıyor. Havuç, şeker, yani katlamız içine antep fıstığı, fındık, badem gibi çerezlerle tahviye yapabiliyoruz. Şimdi az miktarda Adana'ya özel tarçın kullanıyoruz. Peki hangi çeşitleri bulunuyor? Biz bahsettik fındıklı, fıstıklı dedik ama en beğenilen lezzeti hangisi? En beğenilen cevizli ve bademli oluyor. Antep fıstıklı da arasında tercih yüksek o şekilde oluyor. Talep nasıl peki? Talebimiz şu an iyi, çok güzel. Yani bizi tercih ettikleri için tüm müşterilerimize yani memnuniyetimizi sunuyoruz. Cezeremiz şu an birinci kalitede yapmaya devam ediyoruz. Peki ne kadar üretiyorsunuz günde? Günde ortalama olarak 300 ile 500 kilo arası üretiyoruz. Yaklaşık bazen bir tona kadar da çıkabiliyoruz. Artık bayram ikramlarında vazgeçilmez lezzetler arasında kahveye de çok yakışıyor. Hem kahvenin yanında ikram ediyor, hem de bayramda misafirlere ikram ediyor, hem de hediyelik olarak götürülüyor. Bu kadar çok tüketilmesinin sebebi nedir peki? Cezerye bir vitamin deposu. Yani öyle çok yoğun talep var ki hani vitamin içeriği çok yüksek. Nedir faydaları? Faydaları göze çok faydası var diyorlar. Vücut sporcular ekseri tercih ediyor. Yani enerji mi veriyor aynı zamanda? Çok yüksek olan bir ürünümüz. Tabii fıstıkla, cevizle, bademle buluşunca da? Tabii çok güzel oluyor. Yani fıstık, fındık, bademin olması artı bir katkı sağlıyor. Havucun da özü olursa daha güzel oluyor. Peki nasıl yapıyoruz bu cezeryeyi? Cezeryeyi havuncu alıyoruz, püre yapıyoruz. Püre halinden sonra da içine şeker katıyoruz, kaynatıyoruz şekeri. Ondan sonra da antep fıstığını, fındığını, bademini ve tarçınını döktüğümüz zaman daha güzel bir
sunum çıkıyor. Ne kadar kaynıyor peki? Ortalama olarak 3 saat içinde pişiyor. Peki bu cezeryeyi biz evde yapmak istesek yapabilir miyiz? Mümkün mü böyle bir şey? Ya da yaparsak nasıl yapalım? Buna yakın bir ürün çıkmaz. Yani çok sağlıklı olmaz evde olan ürün. Yani buradaki karıştırma gücü çok yüksek olması lazım. Evde yapılırsa da buna biraz daha bayanlar zorlanması lazım. Peki karıştırma gücünün yüksek olduğunu söylediniz. Ne kadar süre karışıyor bu? Bu burada 3 saat karışıyor. Evde de 5 saat içerisinde olur. Yani ortalama olarak. Bekleme süresi ne kadar? Bekleme süresi 2 ay ile 6 ay arası değişiyor. İyi bir cezerye yemek istiyorsanız en fazla 2 ay. Peki bu kalıplara dökülüyor ve kalıp halinde yapılıyor. Sonrasında nasıl bir işlem? Sonrasında kalıplardan sonra bir gün sonra bekletiyoruz kalıplarda. Ondan sonra Hindistan cevizi veya da Antep fıstığı gibi fındıkla kesim yapabiliyoruz. O da daha ayrı bir lezzet oluyor. Müşterimiz de hoşuna gidiyor. O kesim noktasını göstermek istiyoruz biz size. Nasıl kesiliyor? Onları da göstermek istiyoruz tabii. Öncelikle kalıplara dökülüyor ve bir bütün halinde bunları da ustalar burada kesiyorlar. Öncelikle burada yaptığınız işlemi anlatabilir. Biz burada kesim tezgahımız burasıdır. Kesim yapıyoruz burada. Kesimleri yaptıktan sonra... Görebilir misiniz? Nasıl kesiyorsunuz? Tabii ki de. Çok sıkı olmuş yalnız ha. Buradaki fıstıklı. Kesiyorsunuz. Ya ustam, peki ince ince mi kesilmesi gerekiyor? Yani. Nasıl kesilmesi gerekiyor bunun? Bunun bu şekilde kesilmesi, çok ince olması tabii ki müşterinin hoşuna gitmez. Yani çok ince hani şey olarak değil, biraz kalın orta halli. Yani şu şekilde göstereyim kalınlığını. Bu şekilde ideal olarak kesim sağlayabiliyoruz. Başka burada lokum çeşitlerinin üretildiğini söyledik. Peki burada 20 çeşit lokum üretildiğinden bahsettik. Özellikle meyveli lokumlar çok revaçta, oldukça da tutulan lokumlar olduğunu söyleniyor. Frambuazlısı var, çileklisi var, portakallısı var. Peki bu lokum nasıl üretiliyor? Hemen bir de onu öğrenmek istiyoruz. Merhaba. Lokumlardan bahseder misiniz? Hangi çeşitleri var burada? Burada şöyle portakallı lokumumuz var. Portakal marmelatıyla yapıyoruz birebir. Böyle karamelli var. Karamel lokumu marmelatıyla yapıyoruz. İçinde tamamen doğal bunlar. %100 meyvede yapılan bir ürün olduğu için. Katkı maddesi yok mu için? Katkı maddesi hiçbir şey kullanmıyoruz. Şu an bu sene özel yeni yaptık bu ürünü. Meyveye ağırlık veriyoruz. Daha sağlıklı bir yaşam için mücadele ediyoruz. Peki hangi çeşitleri var? Onlardan bahseder misiniz? Limonlu çeşitimiz var. Portakallı çeşitimiz var. Karamelli var. Frambuazlı çeşitimiz var. Narlı çeşitimiz var. Çilekli çeşitimiz var. Aynı zamanda burada bir de maraz sucuğu görüyoruz. Maraz sucuğu da üretiyorsunuz. Bir de ondan bahseder misiniz? Üretim aşamaları nedir ve nasıl üretiyorsunuz? Özellikle pekmez sucuğu çok dikkat edilmesi bir ürün. Pekmezin çok iyi kaynaması lazım. İçindeki kullandığımız ceviz, yani çerezi çok kaliteli olması lazım. Müşterilerimizin bütün nereden alırsa alsın, kaliteye özen göstermelerini rica ediyoruz. Ondan sonra Adana'ya özel bir de şeker sucuğumuz var bizim. Şu şekilde yaptığımız. Şeker sucuğu. Ne var peki? Bunda şeker var, nişasta var, limon tuzu var, su var. Bu sadece Adana'ya özel bir ürün. Ceviz görüyoruz. Bol cevizli ve Antep fıstıklı da yapabiliyoruz bunları. Normal lokumlardan farkı nedir peki? Bunun bizim Adana'mızın yöresel bir ürünü olduğu için bütün insanlarımız tercih ettiği şey. Hiçbir katkı maddesi buna kabul etmiyor. Artı lezzette ayrı bir rehası var. Başka bir şehirde buna ulaşamaz mıyız? Adana'ya yok. Şehirde aynı kalitede bulamazsınız. Adana'mızın artık suyundan mıdır, ustalarından mıdır olabilir. Bir de burada drajeler görüyoruz. Bunlar da drajelerimiz, badem drajemiz ve Antep fıstığımız, fındığımız, bizim kendi imalatımız bunlar da. Özellikle bunlara da en iyisini, en iyi bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Server Gözaçık burada bu maraz sucuğunun yapımını, lokumun yapımını ve cezeryenin yapımını sizlerle paylaştık. Gerçekten damak çatlatan bir lezzet ve buradan herkesin de bayramını kutlayarak sözü tekrar size bırakalım. Fatma teşekkürler. Ustam diyor ki suyundan mıdır, ustasından mıdır? Adana'nın havasındandır, suyundandır ama en çok ustasındandır. Ustama teşekkür edelim verdikleri bilgiler için. Sana da teşekkür edelim. Gecenin bu saatinde bize bağlandığın için çok teşekkürler. Şimdi Şükrü Ceylan mesaj göndermiş. Diyor ki Bilecik Bozüyük'ten selamlar.
Kuzey Irak'ta, Kandil'de, Türkiye'nin dört bir yerinde vatani görevini yapan tüm asker kardeşlerime Bozüyük'ten selam gönderiyorum. Dualarımız onlarla, Allah onları eksik etmesin diyor. Betül Hanım'ın soyadını çözüyor ki bak orası da olmadı. Betül Hanım demiş ki haber spikerlerinin gençlik iksiri ne acaba? Hiç yaşlanmıyorsunuz yahu, çok merak ediyorum. Efendim bol pudra, bol pat. Nasıl yaşlanmıyorum? Ya, yaşlanıyoruz ama yaşlandık çeşitlilikleri kapatmak için daha çok pudra ve pat sürüyorlar. Onun dışında başka bir şey yok. Yani aslında aman içi beni dışı sizi yakar yani. O kadar. Fatma Hanım mesaj göndermiş. Fatma Karabulut diyor ki bu akşam ters köşe yaptın. İlk mesajlar kim vurduya gitti. Vallahi bilerek yapmadım. Mesajları geriye sarmayı unutmuşum. Bunda da her seferinde artılamak gerekiyor. Öyle bir zamanım da yoktu. Mecburen önümdekini okudum. Ne yapayım? Yani başa saramadım. Ne olur kusura bakmayın. Hakkınızı da helal edin inşallah. Ali Çavuşoğlu da Kara Elmas Diyarı'ndan selamlar. Biliyoruz Kara Elmas Diyarı'nın neresi olduğunu. Neresi aydın Kara Elmas Diyarı? Zonguldak tabii ki. Yani. Bu kadar. Orada staj yapmış bir de. Senin çayın nerede? Ya bu çay işini yayında neden bıraktık biliyor musun? Çünkü yayına kadar zaten 25-30 bardak çay içiyorum. Bir de yayında şimdi çay içiyor. Ondan sonra tansiyon mansiyon düşüyor. O yüzden yok bir de hani evet bir de veteriler kısa kaçamıyorum da doğru. O yüzden yapacak bir şey yok. Çaysız idare edecek. Çok canım çekerse hemen bir tane sağ olsun. Burada canavar gibi bir ekip var. Hemen yolluyuveriyorlar bir tane. Devam edelim. Şimdi haberini yapmıştık daha önce. Ramazan'ın ikinci gününde hani davulu patlamıştı da su bidonunu çalarak elindeki o mavi bidonla çalarak insanları sahura kaldırıyordu ya. Neydi adını Balıkesir'de. Sevgi Cankurt. İşte Sevgi Cankurt'un artık davulu var. İzleyelim. 6 çocuk annesi Sevgi Cankurt, Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Dere Köyü'nde yaşıyor. 57 yaşındaki kadın 7 yıldır köy kahvesini işletiyor. Komşular uyanın! Sahur vakti size geldi! Köyünde her Ramazan komşularını sahura kaldırıyor. Ancak bu yıl Ramazan onun için aksilikle başladı. Daha ikinci sahurda davulu patladı. Oysa geleneği ara vermedi. Eline bir bidon, bir de sopa aldı. Davulcumuz 3 senedir falan devam ediyor bu işe. Ama bu sene davulu patlatmış. Bundan da haberimiz yok yani. Bunu da nereden buldu bilmiyorum. Evden buldum, evden. Davulu olmasa da komşularını sahura uyandırdı. Komşular kalkın, sahur vakti size geldi. Sevgi Cankurt'un bu çabası büyük ses getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sahur vakti köye gitti, ona yeni bir davul hediye etti. Bayan olarak bu işi üstlenmesi hakikaten bizi de etkiledi. O zaman biz de bir davul alıp götürelim. Bu örf adetle geleneğimizi yine yaşatmaya devam edelim dedim. Işıl ışıl davulu gören Cankurt mutluluğunu gizleyemedi. Bidonlu çalmak zorunda kaldım. Hani halkımızı şey olmasın diyerekten, mağdur etmeyeyim diyerekten. Allah razı olsun. Davulum geldi bu akşam. Çok teşekkür ederim. Sevgi Cankurt sokakları bu kez yeni davuluyla dolaştı. Allah Allah, davulun kastanını gördünüz, ne kadar ilginç. Rengarenk davul, valla güzelmiş. Peygamberler şehrinden Mehmet Şimşekoğlu selam göndermiş. Bizden de selam olsun. Erzincan'dan selamlar diyor Talha Hazine. İyi yayınlar eşimle. Sahurda sizi izliyoruz. Antep'ten selamlar demiş. Gül Pala Pıçak. Pala Pıçak değil mi? Gül Pala Pıçak da mesaj göndermiş. Efendim Cezerye'nin yapıldığı yer hiç hijyenik değil. Temizliğe daha dikkat edilmesi gerek bence diyor Gökyüzü Köstebeği. Yani hijyenik olmasa bizimkiler oraya gitmezdi zaten. Büyük bir ihtimalle işte tozdan mozdan bilmem neden gece yayın ışık yetersiz diye öyle görülmüştür diye tahmin ediyorum. Ama sizin de böyle bir uyarınız oldu, gitsin oraya bakalım. Ama zanmıyorum. Açık söyleyeyim, sanmıyorum ya. Bizimkiler iyi kontrol ederler, ondan sonra giderler. Peki şimdi bayram telaşı başladı. Bayram telaşı başladı ama bayramda tatil yapmayı amaçlayanlar öncelikle o tatil yapacakları yere ulaşmak, yani gitmek durumundalar. Bunun içinde en çok ziyaret edilen yerler neler? Otogarlar. Otogarlar da otobüs seferlerine ek seferler konmuş vaziyette ve an itibariyle, yani bugünden itibaren
iki katına çıkmış vaziyette otogarların yoğunluğu, yani gün çarpı 150 bin kişi. Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Perşembe, Arife, Cuma bayramın ilk günü. Bayrama yaklaşıldıkça otogarda yoğunluk da artıyor. Okulların tatil edilmesiyle birlikte bayram tatilini birleştirmek isteyen tatilciler terminallere akın etti. Aşti'nin 80 bin kişilik kapasitesi 150 bine ulaştı. Yoğunluk uzun mesafelerde daha çok görülüyor. Uzun mesafelerimiz dolu. Kısa mesafelerde birkaç gün sonra başlıyor yoğunluk. Ama uzun mesafeler, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu bölümleri dolu. Ankara şehirler arası otobüs terminali 24 saat güvenlik kameralarıyla takip ediliyor. Amaç yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak. Mersin'e gidiyorum. Bu dönemi bitirdik. Seneye tekrar gelmek üzere Mersin'e dönüyoruz. Hayırlısı. Bayağı kalabalık açtı. Evet, çok yoğun. Bayram tatili sanırım. Terminale gelen yolcularsa yolculuğu tamamlamanın sevincini yaşadı. Yozgat'tan geldim. Şu an Balgat'a gidiyoruz. Nasıl geçti yolculuk? Gayet güzel geçti. Birazcık yorulduk tabii. Oruçluyuz malum. Tatlılar baydı. Sahur saatinde bugün çok susarım. Selver abi demiş, Ferhat dinlemek. Aman diyeyim, çok kaçırırsan vallahi bütün gün yanarsın. Demedi deme. Fesleğen sustu demiş ki, yem fiyatları uçtu gitti demiş. Şikayetçi. Canımız cezaya çekti demiş Recep Bey. Erzurum'dan selam göndermiş. O da afiyet, şeker, bal olsun. Ali Avcı Adana'dan izliyormuş bizi. Adana'ya da selamlar olsun. Özledik Adana'yı ya. Vallahi bir ara gelmek lazım. İçeride İbo var. O da özledi Adana'yı. Bir ara bir gitmek lazım Adana'ya. Efendim, şimdi dedik ya, yollar yoğunlaşacak. Otogarlar işte gün çarpı 150 bin kişi. Yani bir günde 150 bin kişi otogarlar üzerine ulaşım sağlıyor diye. Ama tabii bayram öncesi ve sonrası en büyük uyarılar nerede gelir? Trafik kazaları yüzünden gelir. Allah korusun. Hepiniz varmak istediğiniz yere ulaşın isteriz. O yüzden de bu uyarı haberlerini yapıyoruz. Yalnız şu bilgiyi de vermek isterim. Emniyet Genel Müdürlüğü bu sene hem karadan denetim yapacak hem de havadan denetim yapacak. Havadan denetimi eskisi gibi sadece helikopterlerle de yapmayacak. Neyle yapacak? Dilim şey yaptı, karıştı. Dronları kullanacak efendim. O dronlar var ya, insansız hava araçları. O insansız hava araçlarıyla trafiğin yoğun olduğu yerlerde havadan denetim yapılacak ve görüntüler, alınan görüntüler anında emniyete ulaşacak ve gereken önlemler alınacak. Hani siz hepiniz kurallara uyarsınız biliyorum ama uymayanlar öyle uymadıklarıyla da kalmayacaklar, haberleri olsun. Gökyüzünde sessizce uçacak, saniye saniye kayıt yapacak. İnsansız hava araçları bayram tedbirleri kapsamında yapılacak asayiş uygulamalarında polisin en büyük yardımcısı olacak. İnsansız hava araçları Ramazan bayramında da huzur ve asayişi sağlamak adına yardımcı olmak için mesaide olacak. Hem şehir merkezlerinde hem de şehirler arası güzergahlarda, havada an be an kayıtta olacak. İşte o kaydedilen görüntüleri harekat merkezlerine iletecek. Ramazan bayramına çok az kaldı. Bayram tatili öncesinde hem trafik hem de asayiş tedbirleri artırıldı. 46 ilimizde trafik denetlemelerini 7 gün 24 saat esasına göre bayram süresince devam ettireceğiz. Aynı zamanda 81 ilimizde insansız hava araçları büro amirliği ile beraber 81 ilimizde asayiş ve huzur operasyonuna devam edeceğiz. Havadan helikopterli denetimlere drone diye tabir edilen insansız hava araçları da eşlik edecek. Kaydedilen görüntüler emniyet güçlerine rahat ve hızlı hareket imkanı sağlayacak. Birden fazla ekiple yapılabilecek işleri biz insansız hava araçlarının geniş alana kamera özellikleri kapsamında hükmetmesiyle daha hızlı ve daha çabuk bir şekilde olaylara müdahale edebilecek pozisyona eriştik. Evet, bu da bir ekstra güvenlik önlemi. Ahmet Kara, selamlar. İktisadi ve İdari Bilimler mezunları Maliye Bakanlığı'ndan gelir uzman yardımcılığı ilanı beklemekte. Lütfen okur musunuz? Beklediğimizi bilsinler demiş. Siz atarsınız da biz okumaz mıyız? Erol Bey, Amasra'dan teşekkür edelim size. Türkoğlu 55 ne haber dayı demiş. İyilik, senden ne haber? İyi, ne yapalım, işimizi yapıyoruz. Kerim Solmaz eşiyle beraber selam gönderirler. Doğan var gelciğim. Doğan Beyciğim, bu konuyu konuştuk. Onun için gördüm mesajlarınızı. O yüzden girdim. 4B konusunu konuşmadık mı demin? Konuş. Siz ekran başında değilsiniz. Geliyorsunuz diyorsunuz ki konuş kardeşim bu konuda. Zaten konuştuk. Bir daha mı konuşalım? Olmaz ki. Yani o yüzden
Ordu'dan Mehmet Salih'in selamını okuyayım bari. Değil mi? Devam edelim. Şimdi İstanbul'da bir toplu taşıma haberi var. Aslında müjde de sayılabilir. Çünkü üniversite sınavlarının olduğu gün mesela otobüsler bütün toplu taşıma ücretsiz olacak. Bayramlarda %50 indirimli olacak. Kararın detaylarını aktarayım sizlere. İstanbul'da öğrenci ve görevlilerden üniversite sınavının yapıldığı 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde toplu taşıma araçlarından ücret alınmayacak. Ramazan bayramı boyunca İstanbullular toplu ulaşım araçlarına hepsine %50 indirimli binecekler. Konuyla ilgili AK Parti ve CHP grubu ortaklaşa teklif veriyor. Teklif İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle zaten ortak teklif olduğu için kabul ediliyor. Bir diğer haber Balıkesir Ayvalık'tan geliyor. İşte bu bayramların insanları birleştirmesi, bütünleştirmesi, neşe, mutluluk, huzur. Ayvalık'ta sebzeciler ve meyveciler esnaf odası. 300'den fazla çocuğa bayramlık alıp onları mutlu etmişler. Ayvalık'ta hayırsever esnaf ihtiyaç sahibi çocuklara bayram sevincini erken yaşattı. Ailelerinin maddi durumları yeterli olmayan 300 çocuğa bayramlık giyim yardımı yapıldı. Ayakkabısından, tişörtünden, pantolonundan, gömleğine varıncaya kadar çocuklarımıza giydiriyoruz. Çocuklarımız mutlu. Bu imece usulü yaptığımız bir olay. Aileler de çocukları kadar mutluydu. 3 çocuğumu giydirdiniz, hazırladınız. Sebze meyvesine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yardımlarından hiç çekinmeyen pazar yeri esnafımıza da çok teşekkür ederiz. Çocukların sevinci görülmeye değerdi. Çok beğendim. Çok güzel, teşekkür ederim. Ayakkabıları çok beğendim. Hadi gel, ayakkabı da bakalım. Ya bu çocuklar ne kadar tatlılar. Böyle hepsinin yanaklarını böyle... Mustafa Kaplan, Turizm İlçesi Beypazarı'ndan bir canlı yayın yapmanız çok hoş olmaz mı? Selamlar. Vallahi çok hoş olur da. Bu ara bizimkiler bu seçim işlerine öyle bir daldılar ki. Zar zor vallahi 4 ile 5 ile başladık. Şimdi 1'e 2'ye 3'e düştü yayınlar. Anca idare ediyor. İnşallah bir denk gelir Mustafa Beyciğim. Ramazan'ın bitmesine şurada 3 gün kaldı artık. O 3 gün içerisinde denk gelirse bir Beypazarı'ndan Ankara bakarsa, bakabilirse Ankara, Ankara'nın başı çok kalaba, bakabilirse ne ala memleket yaparız tabii. Caziye Serin Bursa'dan selam göndermiş. Özcan Orkun da, abi ne oldu benim ağzıma ya? Çay içmeyince ağzım burnum yamuldu yemin ederim. Zonguldak'tan selamlar demiş. İyi sahurlar diye emeklilikte yaşa takılanlar ne olacak? Vallahi bilmiyorum. Ama çok şikayetçi olduğunuz kesin. O yüzden bu şikayeti de sürekli dile getiriyorsunuz. Biz de buradan denk geldikçe okuyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi son olarak, son Ramazan haberimiz bu. Evet, son olarak sizleri Makedonya'ya götüreceğiz efendim. Makedonya'da Yukarı Banisa köyü, bu Osmanlı izlerini her yerinde hissettiğiniz bir köy. Oradaki iftara konuk olacağız. Bakalım ne çıkacak bu iftar haberinden, izleyelim. Yukarı Banisa, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Şirinköy camisi evlerde asılı Türk bayraklarıyla Türkiye hasretini dile getiriyor. Mustafa Kemal Atatürk Sokağı, Cami Sokağı, Çanakkale Sokağı. Bu sokak adlarıyla kendinizi Türkiye'de zannedebilirsiniz. İş yerlerinin pencerelerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri yer alıyor. Yukarı Banisa'da düzenlenen iftarda da meydana giden yol Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartlarıyla süslendi. Dünya Kur'an okuma yarışmasında dereceye giren hafızlar Kur'an-ı Kerim kıraat etti, ezan okudu. İftar yapıldı, dualar edildi ve Türkiye sevgisi dile getirildi. Makedonya Türkleri tarafından 15 Temmuz'da olduğu gibi her zaman Türkiye'mizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Allah Türkiye'mizin yar ve yardımcısı olsun. Yukarı Banisa köyünün futbol takımının adıysa Trabzonspor. Vallahi Trabzon, bu ilginç, bütün köy Trabzonspor tutuyor yalnız. Trabzonluların haberi olsun yani. Yukarı Banisa köyü Makedonya'da. Hepsi gönülden Trabzonsporlu. Bunu da
paylaşmış olalım sizlerle. Şimdi Çetin Hüso, Hüseyin Çetin diyor ki biz gurbetçiler için bir şeyler söyler misiniz? Yollarda o kadar gurbetçimiz var. Almanya'dan selamlar. Sıla yolunda demiş Hüseyin Bey. Almanya'dan geliyor Türkiye'ye doğru. Hayırlı yolculuklar olsun. Aman diyeyim, dikkatli gelin. Uzun yol. Sonuna doğru o şoför uykusu çok sinsidir. 5 saniye uyursunuz, 2 saniye uyursunuz ama aracın kontrolden çıkması için yeterli olur. Lütfen dinlenerek gelin. 3000 kilometre yol. Eğer karadan geliyorsunuz 3000 kilometre 3 günde gelinir. Sakın da erken gelmeye kalkmayın. Lütfen duraklayarak gelin. Çok yormayın kendinizi. Bir kısım arabayı bir şeyle gönderiyor. Kendisi uçakla geliyor falan. O tipler de var. O da o bambaşka daha kolay bir yol. Keşke onu deneyebilseniz ama Allah kolaylık versin. İşiniz zor. Zaten hasret en zoru değil mi? Evet, bitirdik Ramazanları. Dış haberlere mi gidiyoruz? Hadi. Aydın'a soruyorum, dış haberlere mi gidiyoruz diyorum. Evet diyor. Evet diyor ama hiç dış haberlere gitmiyoruz. Efendim, ikinci saatin başını da epeyce geçtik tabii. Ramazan ve haberler oldukça uzundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olağanüstü hal uygulamasına neşter vurabiliriz dedi. Bazı televizyonların ortak yayınına katıldı Erdoğan. Ha, bu gece haberi, gece gelişmesi. Bazı televizyonların ortak yayınına katıldı Sayın Erdoğan. Sıkıntılı bir durum olduğunda olağanüstü halin tekrar getirilebileceğini de kaydetti diyelim. Bir kulak verelim Sayın Cumhurbaşkanı'na. Yani o halin getirilmesinin en önemli sebebi zaten terör odaklıydı. Tabii bu terör odağında birinci derecede FETÖ vardı ve PKK, PYD, YPG, bunun yanında DAEŞ, bunlar vardı. Bütün bunlara karşı biz o hali yaparken bundan 16 yıl önce geldiğimizde Türkiye'de yine bir OHAL var mıydı? Vardı. Fakat o OHAL'i biz hemen bir ay içerisinde kaldırdık mı? Biz kaldırdık. Çünkü o OHAL teröre karşı değildi. O OHAL maalesef bölgeseldi. Bizimki ise tamamen teröre yönelik. Teröre yönelik çok ciddi mücadele verdik. Şu anda bu işi ciddi manada yumuşattığımız için 24 Haziran'dan sonra biz o hale şöyle bir neşter vurabiliriz. Ama şunu da söyleyeyim. Herhangi bir sıkıntı olduğu anda da tekrar o hal tekrar getirilebilir. Evet, bu bir gece gelişmesiydi. Gece gelişmesinde sizlerle paylaşmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanı, o hali kaldırabiliriz ama eğer bir sıkıntı olursa da tekrar geride getirebiliriz diyor yaptığı açıklamada. Çıkalım dışarıya. Avusturya'da 7 caminin kapatılması kararına tepkiler büyüyor. Avusturya merkezli bir gazetenin başlattığı ankete katılanların %84'ü kararı yanlış buldu. Camiler kapanmasın çağrılarına Almanya'da yaşayan Müslümanlar da destek verdi. 7 camiyi kapatma, 60 din adamını sınır dışı etme kararı aldılar. Din ve vicdan özgürlüğünü yok sayıp Avrupa değerlerini çiğnediler. İşte bu hukuk dışı yollara başvuran Avusturya hükümetine tepkiler büyüyor. Bu kez bir gazete anket düzenledi. Avusturya merkezli Heute gazetesi camilerin kapatılması kararını okuyuculara sordu. Hükümetin kararını doğru buluyor musunuz sorusuna hayır bu yanlış bir yol, görüş belirtmek istemiyorum gibi seçenekler sunuldu. Avusturya'daki Müslümanlar yanlış karar seçeneğini işaretleyerek tepkilerini ortaya koydu. Pazar günü başlayan ankete şu ana kadar yaklaşık 34 bin kişi katıldı. Soruya cevap verenlerin %84'ü hükümetin kararını yanlış bulurken %15'i destek verdi. Camilerin kapatılması kararına tepki verenlere Almanya'daki Türkler de katıldı. Sosyal medya üzerinden iletişime geçen Türkler ankete hayır cevabı verilmesi için çağrıda bulundu. Efendim biz medeniyeti hesaplıyoruz. Medeniyete ya medeniyetlerin üstüne çıkmaya çalışırken acaba medeni gördüklerimiz nereye gitmeye çalışıyor onu çok merak ediyorum. İnsanların inançlarıyla niye uğraşıyorsunuz ya? Size ne? Kendi işinize baksanız. Peki. Evet, dünyanın gözü bugün hatta birkaç saat sonra yapılacak. Trump Kim zirvesine, yani Amerika Birleşik Devletleri
Kuzey Kore zirvesine çevrilmiş vaziyette. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Singapur'da bir araya gelecek. İlk kez bir Amerikan başkanı bir Kuzey Kore lideriyle buluşacak. Bu tarihi zirve için taraflar son hazırlıklarını yapıyorlarmış efendim. Bakalım detayına. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Türkiye saatiyle sabaha karşı 4'te yapacağı tokalaşmaya kilitlendi. Singapur'daki zirve öncesinde diplomatlar bir otelde bir araya gelerek son düzenlemeleri yapıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmelerin hızlı ilerlediğini söyledi. Anlaşmaya varılması halinde Pyongyang'a görülmemiş güvenlik garantisi vereceklerini açıkladı. Trump'la Kim Jong-un birbirlerine 500 metre mesafede çok sıkı korunan lüks otellerde kalıyor. Kim Jong-un buluşma öncesinde otelinden ilk defa dışarı çıktı. Aracıyla şehir turu attı. Trump da zirve dolayısıyla 14 Temmuz olan doğum gününü de erken kutladı. Ev sahibi Singapur'un başbakanı Lee Seng-Lung otelinde ziyaret ettiği Trump'a sürpriz yaptı. Meyveli bir doğum günü pastası hediye etti. Zirve nedeniyle Singapur alarmda. Adada güvenlik tedbirleri en üst seviyede. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 basın mensubu tarihi zirve için Singapur'a akın etti. Zirvede masadaki ana konu Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması olacak. Görüşme başarılı geçerse iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için dönüm noktası olacak. Evet, bekliyoruz merakla ne çıkacağını. Şimdi ya düşünsene Trump'la Kim Jong-un görüşüyor. Trump'la kim görüşüyor? Yani kimle de Trump görüşüyor? Böyle bir zirveden ne çıkabilir acaba? Gerçekten dünya merak ediyor. Merak edilmeyecek gibi de değil. Yani birisi Trump, birisi Kim. Yani ne bileyim Merkel'le Macron değil. Tahmin edilebilir şeyleri yok, hamleleri yok. Tahmin edilemez hamleleri var ikisinin de. Hatta birisi daha düne kadar nükleer silahlarımla gelip sizi mahvedeceğim diyen bir adamdı. Ötekisinin zaten yaptıkları kendi ülkesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde acayip tepkilerle karşılanıyor. Gerçekten tepki verilmeyecek gibi de değil. Bu ikilinin görüşmesinden ne çıkacak? Gerçekten çok merak ediyoruz. Bakalım, göreceğiz. Harun Güzeltepe. Harun Güzeltepe'yi tanıyor musun Aydın? Hep dışarıdan okuyorsun. Bir de içeriden mesaj oku demiş. Kamu iktisadi teşebbüslerindeki taşeronların da sesini duyur demiş Harun. Nasıl yani? Nesini duyurayım sesini? Kadro var mı yok mu değil mi? Tabii Harun bunu soruyor. Kamu iktisadi teşekkürlerinde maalesef. Gençler evlenecek değil mi Aydın? Doğru söylüyorsun. Tamam. Neyse iletmiş oldum buradan. Bakalım. Bakalım sonu ne olacak. Şimdi dışarıdan üzücü bir haber. Bir gemi düşünün. Gemide 629 insan var. Haberlerde hep Afrikalı kaçak göçmen diye geçiyor ama 629 insan var bu gemide ve sığınacak bir ülke arıyorlar. Denizdeler. Yiyecekleri bitmek üzere, suları bitmek üzere, her şeyleri tükenmek üzere ve sefil bir haldeler. 629 tane insan. Bu 629 insan İtalya'ya gidiyordu. İtalya'nın sistem karşıtı ve aşırı sağcı iktidarının ilk icraatı bu gemiye bütün limanlarını kapatmak oldu. Almıyoruz dediler sizi. Ne yapacaklar adamlar? Denizde mi ölecekler? Geri dönemiyorlar zaten. Neyse son anda İspanya insafa geldi. Dedik tamam biz alırız gelin bize. Ama yani bir de İtalya'dan sonra olana bakın. Minnacık bir ülke var ya Malta. Malta da kapattı efendim bütün limanlarını. Yani İtalya'ya gittiler olmadı. Malta'ya gidiyorlar orası da olmadı. En son İspanya sahip çıktı. İnşallah bir an önce bir ayakları karaya basar da ondan sonra sorunları çözülür ama gerçekten Avrupa'dan bu ve benzeri daha önce Yunanistan sahil güvenlik botlarının gelen kaçak göçmenlerin motorlarını, şeylerin botlarını batırıp patlatıp sonra Türk sahil güvenliğine haber vermesi falan gibi olayları yaşıyoruz. Yani bunları hatırlıyorsunuz değil mi? Bu da onlar gibi bir örnek ama 629 insan var o gemide ve bu kararı verenler de kendilerinin insan olduklarını zannediyorlar. 629 göçmen, 144'ü çocuk. İtalya açıklarında devriye gezen sivil toplum kuruluşu gemisi göçmenlerin imdadına yetişti.
daha iyi bir hayat arayışı için yola çıkan 7 hamile kadının aralarında bulunduğu göçmenler ölümden kurtarıldı. Ama bu durum iki Avrupa ülkesi arasında krize yol açtı. İtalya'nın yeni İçişleri Bakanı Matteo Salvini, 629 göçmeni taşıyan kurtarma gemisine ülkenin tüm limanlarını kapadı. Salvini, geminin Malta üzerinden geldiğini belirterek göçmenleri Malta'nın alması gerektiğini söyledi. Malta ise uluslararası sularda kurtarılanlarla ilgili koordinasyondan İtalya'nın sorumlu olduğunu bildirdi. İtalya'nın uluslararası kurallara karşı geldiğini savundu. Malta daha önce de başka bir geminin yanaşmasına izin vermemiş, gemi İtalya'nın bir limanına demirlemişti. Seçimlerde kural dışı göçle mücadele sözü veren Salvini'nin sert politikaları ise Akdeniz'deki Avrupalı müttefikleriyle arasını açtı. Geçen hafta da Tunus buraya suçluları gönderiyor açıklaması krize yol açmıştı. Acil yardıma ihtiyaç duyan insanların hayatının riske atıldığına dikkat çeken Birleşmiş Milletler taraflara hızlı çözüm çağrısında bulundu. Denizin ortasında hayatta kalma mücadelesi veren 629 göçmene İspanya yardım elini uzattı. İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sánchez geminin Valencia limanına yanaşabileceğini söyledi. Yani yine insanlık ölmemiş dedirten bir kare son anda gelmiş oldu. Ayşe KFC demiş ki Trump'la kim görüşüyor Bursa'dan? Selamlar, hayırlı sabırlar. Evet, Trump'la kim görüşüyor işte? Kimle de Trump görüşüyor. Öyle. Uzak Doğu'da barış yapan Trump diyor Mete Tüysüzoğlu. Sadece ordusunun arkasını sağlama alıyor. Bu toplantıdan İran'a elmalı tart çıkar demiş. Güzel bir gönderme yapmış. Keskin 44-47'de Bursa'da selamlar diyor gönderdiği mesajda. Şimdi Irak'ta biliyorsunuz oyların saklandığı depolardan birinde bir yangın çıkmıştı. Bu yangının ardından seçimin tekrarlanması tartışmaları iyice alevlendi. Irak Başbakanı ile İçişleri Bakanı yangının kasten çıkarıldığını söyledi. Biliyorsunuz Kerkük'teki Türkmen kardeşlerimiz de bu durumdan oldukça şikayetçiler. Orada seçime hile karıştırıldığını söylemişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanı Muktedir Sadr'ı aramıştı ve oradan her türlü araştırmanın yapılacağı cevabı gelmişti ya. Tam işte o araştırma yapılacakken yangın çıktı nedense. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı efendim. Elektronik ortamda oy verme işlemiyle birlikte gelen hile iddiaları, oyların elle sayılması kararı ve ardından oy deposunda çıkan yangın. Irak'ta genel seçimin üzerinden yaklaşık bir ay geçti ama kriz bitmedi. Oyların elle sayılması kararının ardından Bağdat'ta seçim sandıklarının saklandığı 4 depodan biri alevlere teslim oldu. İlk gelen açıklamada depoda bulunan sandıkların bir bölümüyle elektronik seçim cihazlarının yandığı bildirilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı tek bir sandığın bile zarar görmediğini açıkladı. Devlet televizyonu da sandıkların güvenli bir yere taşındığını duyurdu. Başbakan Haydar El-İbadi ise yangını Irak'ın demokrasisine karşı bir komplo olarak tanımladı. Yangınla birlikte yeni bir seçim yapılması tartışmaları da başladı. Irak Meclis Başkanı Selim El-Cuburi, yangının kasten çıkarıldığını iddia etti, seçimin tekrarlanması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allawi de geçici hükümetin kurulup yeniden seçime gidilmesini istedi. Seçimden birinci olarak çıkan Şii lider Muqteda es-Sadr ise seçimin tekrarlanmasını istemek yerine birlik olalım dedi. Sadr, makam, güç ve iktidar için kavga etmeyi bırakalım ifadesini kullandı. Şimdi Dursun Kar Yağdı mesaj atmış. Yapı denetim masrafı ne kadar olacak? Ha, belge mi? Şimdi kanundan aklımdan bildiğim yerden sordunuz. Teşekkür ederim. %3 rayiç bedeli üzerinden %3 ödenecek ilk etapta. Kat irtifakı istiyorsanız yani kat irtifakı da olacaksa bir de %3 onun için ödeyeceksiniz. Yani %6 rayiç bedelinin %6'sını yatırdığınız zaman yapınız tamamen kanuni çerçevenin içerisine girmiş olacak. Kanun bu şekilde çıktı. Anlaştık. Peki 629 kişi nasıl sığmış o gemiye diyor Murat Şahin. Ya düşünün Murat Beyciğim. O insanların nasıl şartlarda yolculuk ettiklerini bir düşünün efendim. Abi vekil imamları da bir el atsalar da en azından sözleşmeli yapsalar demiş Mehmet Emin Demirtaş'ta gönderdiği mesajda herkes sıkıntılarını paylaşıyor. Biz de mümkün olduğu kadar sizi sıkmadan bu sıkıntıları aktarmaya çalışıyoruz efendim diyelim. Devam edelim.
Efendim, geride bıraktığımız günün sabah saatlerinde İstanbul Zeytinburnu'nda bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülebildi. Can kaybının yaşanmaması tek teselli. Burası Zeytinburnu'nda 4 katlı iş merkezi, iplik ve kumaş atölyeleriyle dolu. Sabah erken saatlerde binada yangın çıktı. Önce çalışanlar müdahale etmeye çalıştı. Fakat tekstil malzemeleri alev alınca yangın büyüdü. Alevler bir anda binayı sardı. Hemen itfaiyeye haber verildi. Burada çalışıyoruz. Çalıştığımız yer şu an yanıyor. 10 ilçeden ekipler bölgeye sevk edildi. İstanbul'un neredeyse bütün itfaiye ekipleri iplik fabrikasındaki yangını söndürmek için hummalı bir şekilde çalışıyorlar. 75 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Vasip Şahin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Sebebiyle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını belli bir aşamaya getirdikten sonra teknik inceleme yapıp ondan sonra bizlere bilgi verecekler. Ama her boyutuyla bu tür yangınlarda biliyorsunuz araştırmalar yapılır. Hem teknik hem diğer boyutlarıyla. Binada büyük çapta hasar oluştu. Soğutma çalışmaları sırasında çatı ve iç duvarlarda çökme meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana'da bir cezaevi firarisi dehşet saçtı. Annesinin evini ateşe verip imam nikahlı eşiyle birlikte kaçtı. 11 aylık bebeği ise alevler içerisinde kaldı. Bebek komşuların durumu fark etmesiyle son anda kurtarıldı. Adana'da cezaevi firarisinin yol açtığı dehşet yürekleri ağza getirdi. İddiaya göre cezaevinden kaçan Çağlar Aslan, imam nikahlı eşinin de kaldığı annesinin evine gitti. Annesinden para isteyen Aslan, olumsuz yanıt alınca kavga çıktı. Anne, Down sendromlu kızını da yanına alarak evi terk etti. Firari oğlu için de polise ihbarda bulundu. Durumu öğrenen Çağlar Aslan daha da öfkelendi. Adana'da bir cezaevi firarisi annesine kızdı ve evini ateşe verdi. Ancak tam o sırada kendi öz evladı Ezel bebek içeride uyuyordu. Bir anda bebek alevler arasında kaldı. Evi yaktı, eşini de alıp kaçtı. Evden yükselen dumanı komşular fark etti. Eşim sokağa bakıyor, dumanı görünce yaklaşınca evin yandığını görüyor. Yangın diye bağırınca konu komşu çıkıyor işte. Söndürmeye başlıyorlar. Alevler içinde kalan 11 aylık bebeğin imdadına da yine komşular yetişti. Evden çıkarılan bebeğe ilk müdahaleyi de onlar yaptı. Buz tuttular. Suyun altına vantilatörün önüne götürdü komşular. Üstünü değiştirdiler işte. Öyle bir de yanık kremi sürdüler. O anda polisler zaten ambulans çağırdı götürdüler. Yani. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Ezel bebek ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bebeğinin bile hayatını hiçe sayan cezaevi firarisi fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. Ne denir ki buna? Ne diyeyim yani, ne söyleyeyim? Siz söylüyorsunuzdur içinizden diyelim efendim. Yüşra Osman, hayırlı sahurlar. Irak'tan, Erbil'den selamlar. İki yüzlü batının gözü dönmüş demiş Yüşra Osman, Irak'tan gönderdi. Ben anneyim isimli arkadaşımız Karadeniz Giresun kızı olarak diyorum ki çaysız olmaz. Hani çayınız nereyedir demiş. Çayımız buryadır ama biraz sonra içeceğim söz. Tamam, zaten bir şurada kaldı ne kadar? 20 dakikamız var. 20 dakika kadar var. 20 dakika sonra içeyim. Zaten ondan sonra da 3.30'da iş bitiyor. O zamana kadar zamanımız var. Şimdi dün akşam Ankara'da yürekleri ağza getiren bir yine yangın haberi aslında. Ama bir patlama var öncesinde ve o patlama oldukça korkutucu. Ama işin aslı bir bomba ya da terör saldırısı ya da başka bir şey değil efendim. Yıldırım. Yıldırım düşmüş. Yıldırım başkentteki bir evi işte bu hale getirdi. Yer Ankara'nın Çankaya ilçesi. Dikmen semtindeki 4 katlı apartmana akşam saatlerinde yıldırım düştü. Sert patlamaydı. Olduğu gibi camı falan aşağı indirdi. Çocuklarla oturuyorduk işte, o çocuklar baktı. O anda camla alev birden bir çıktı, gümledi. Bizim elektrikler gitti o anda.
Apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yıldırımın etkisiyle en üst kattaki dairenin duvarları yıkıldı. Patlamanın etkisiyle dairenin bir duvarı tamamen yıkılmış durumda. Öyle şiddetli bir patlama gerçekleşti ki binanın içerisinden parçalar da sokağa kadar fırlamış. Binadan sokağa savrulan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi. Çatı katında çıkan yangın yüzünden bir kişi dairesinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılan bina sakini hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da makas atarak, tabiri biliyorsunuz makas atma tabirini, makas atarak trafikte seyreden bir araç başka bir araca çarparak kaza yapmasına sebep oldu. Araç metrelerce sürüklendi, kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi. İzleyelim. Makas atıp önüne geçmeye çalıştı. Kazaya sebep oldu. Görüntüler İstanbul-Şile otoyolundan. Gece bir ticari araç Dudullu mevkiinde ilerliyordu. Bir anda makas attı. İki otomobilin arkasından geçmek isterken diğer otomobile çarptı. Araç kontrolden çıktı. Önce bariyerlere, ardından duvara çarpıp yola savruldu. Çarpmanın şiddetiyle aracın tamponu yola düştü. O dehşet anları ise başka bir aracın kamerasına böyle yansıdı. Yani bunun mantığı nedir ya? Bu nasıl bir araba kullanmaktır ya? Gerçekten nasıl bir araba kullanmaktır? Yani oradan bir de altında kamyonet var. Sanki adam şey kullanıyor, spor araba kullanıyor. Kırmızı üstü açık kabriyo, ha? Ticari araçla yaptığın şeye bak ya. Allah akıl fikir versin, yemin ederim ya. Ya ceza arttırmakla olmaz abi, zihniyet değişecek. Yani bu cezayı 2000 lira yaptın, 3000, 5000 arabayı trafikten men ettin. İşe yaramıyor yani. Zihniyetin değişmesi lazım, kafaların değişmesi lazım. Arabayı biliyorsunuz abi, İstanbul'da trafiğe çıkacaksın. Bir kavşaktan yola bağlanacaksın. Ya bir adam izin vermez mi ya? Bir kişi durup şuradan çıkmaya çalışan, hele bir de kusura bakmasın erkek sürücüler, hele bir de kadın sürücüyse, bir Allah'ın kulu durmuyor. Ya o direksiyonun başına oturan bir şey oluyor arkadaş. Yemin ederim anlayamıyorum ya. Ya bugün sen yol ver, yarın o sana yol versin. Böyle böyle zihniyetin değişmesi lazım. Ya bunu cezayla mezayla halletmek mümkün değil. Kafaların değişmesi lazım ama her geçen gün de daha kötü oluyoruz ha. Yani İstanbul'da gözlemlediğim bu, kusura bakmayın. Farklı bir gözleminiz varsa lütfen siz bizimle paylaşın. Mesela İstanbul Şişli'de 3 özel halk otobüsü çarpıştı efendim bugün. Geride bıraktığımız gün. Zincirleme kaza oldu. 5 yolcu yaralandı. Faciadan dönüldü. Olay sonrası görgü tanıkları şoförlerden birisini uyuduğunu iddia etti. Şoför bu iddiaları reddetti. Gidelim o dakikalara. Kaza nasıl olacak? Arkamızdaki şoförü uyudu. 3 halk otobüsü birbirine girdi. 5 kişi yaralandı. Kazanın adresi İstanbul'un en işlek caddelerinden Şişli Halaskar Gazi Caddesi. Taksim'e doğru giden özel halk otobüsü aynı yönde giden otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden öndeki otobüste bir başka otobüse çarptı. Yolculardan 5'i yaralandı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra çevre hastanelere kaldırıldı. Görgü tanıkları ilk kazaya neden olan şoförün uyuduğunu iddia etti. Kurtuluşmuş daha önce. Böyle gidiyordu, böyle yapıyordu. Kendisini kaybetti. Benim yolcum uyardı. Arkamdaki otobüsün şoförü uyuyor. Orada özellikle camı açtım, uyardım onu. Uyuduğu söylenen sürücü ise iddiaları reddetti. Yok abi, uyuma yok ya. Polis ekipleri kazaya karışan şoförlere alkol muayenesi yaptı. 3 otobüs birbirine girdi ve ekiplerin yaklaşık 1 saatlik uğraşları sonrasında otobüsler bulunduğu noktadan çekiliyor. Otobüslerden sızan yakıt ve yağ yoldan temizlendi. Kaza sebebiyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yani her açıdan yazık. Milli servet gitti, insanlar yaralandı, canlar acıdı, canlar sıkıldı, sinirler bozuldu. Kimin ne acelesi var? Niçin yorgunsan o direksiyona oturuyorsun? Ya da Ramazan ayındayız, belki de hani bilmiyorum, oruçlusun, o başına vurdu. Ama yani ne olursa olsun, bu kazanda olmasının sebebi tamamen insan kaynaklı. Aracından kaynaklı, kimsenin freni patlamamış, bir şey olmamış. Yani
O yüzden diyorum Aydıncığım, zihniyetin değişmesi lazım. Zihniyet, bizim bu trafikteki bu şeyden, canavar zihniyetinden çıkmamız lazım yani. Ama işte birbirimizi uyaracağız, birbirimizi söyleyeceğiz, diyeceğiz ki ya yapma kardeşim, yol ver, bırak geçsin. Yani İstanbul'da çok güzel işleyen bir fermuar sistemi vardır mesela trafikte. Bir sağdan geçer, bir soldan geçer ve birçok sokaktan ana yola giriş vardır. Mesela bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan ve insanlar yerleşirler. Şimdi bu da unutulmaya başlandı mesela. Çok acayip acayip şeyler oluyor ve bunlar sadece İstanbul'da yaşananlar. Anadolu'da kim bilir ne yaşanıyor. Elif Hanım mesaj göndermiş, demiş ki nüfus müdürlüklerinin çalışma koşulları zorlaştı demiş. Tabii özellikle onların üzerindeki iş de arttı. Şimdi pasaport, ehliyet de nüfus müdürlüklerine geçti. O sanıyorum kendisi de nüfus müdürlüğü personeli hanımefendi. O yüzden isminizi açıklamayayım, ne olur ne olmaz. Ama nüfus müdürlüklerindeki daha çalışma şartları daha da iyileştirilmeli diyor arkadaşımız. Bundaki kendi sıkıntısı demek ki, paylaşmış istemiyor bizimle. Onu da paylaşmış olalım biz sizlerle diyelim. Zalimler için yaşasın cehennem diyor Adem Serdar. Trabzon'dan da selam söylemiş. Gördünüz değil mi Yukarı Banista köyü? Tamamen Trabzonspor tutuyorlar. Kahramanmaraş'ta zihniyet değişmesi gerektiğine dair bir haber daha şimdi. Kahramanmaraş'ta 5 kişi minibüsün üstüne oturuyor. Bu minibüsün üzerinde 50 kilometre yol kat ediyorlar efendim. Minibüsün üstünde. Niye? Minibüsün içi dolu. Canlarını hiçe saydılar, minibüsün üstünde yolculuk ettiler. Bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler Kahramanmaraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çekildi. Bertiz mahallesine yolcu taşıyan minibüs doluydu. Şoför 5 yolcuyu yük taşır gibi minibüsün tavanına oturttu. Virajlı ve rampalı yollarda yolculuk yapıldı. 5 yolcu 50 kilometre boyunca minibüsün üzerinde taşındı. O anlar bir sürücünün cep telefonuyla görüntülendi. Haberi izliyoruz. Çetin var kameranın arkasında, şu anda beni çeken kameranın arkasında. Abi diyor, ne olacak diyor, biz de diyor 40 kilometre gidiyorduk diyor minibüsün üzerinde diyor eskiden diyor. Ne olacak, hala bizimkiler gidiyordur diyor, ekliyor bir de. Zihniyet değişmeli. Yani bu trafik konusunu ancak zihni, başka türlü çözemeyeceğiz belli. Adam oradan bana laf atıyor. Ne olacak, ben de 40 kilometre gidiyordum diye. Efendim, yurdun pek çok yerinde yaz havası hakim. Bazı yerlerde inanmayacaksınız ama karla mücadele devam ediyor. Biraz önce bir arkadaşımız mesaj atmıştı. Batman'dan göndermiş. Candan masum Batman'dan mesaj göndermiş. Şu an Batman kaç derece diye soracaktı bana. Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kapalı yayla yollarını açmak için ekipler var gücüyle çalışıyormuş efendim. Kar kürüyor araçlar. İzleyelim. Kışın etkili olan yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan bazı yayla yolları hala karla kaplı. Görüntüler Bayburt'ta 2700 rakımlı Haldizan Yaylası yolundan. Kar kalını 4 metreyi buluyor. Ekipler yolu açmak için yoğun bir çaba içinde. Çalışmalar özellikle yaz aylarında turistlerin sıkça ziyaret ettiği Yedigöller bölgesinde yoğunlaştı. Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı 3500 rakımlı Melenkoç Yaylası'nda da manzara aynı. Kar kalınlığı 5 metre. Ekipler karla kaplı yolları açmak için yoğun şekilde çalışıyor. Özel Meriç İzgi demiş ki abi, onlarda o kafa yok ki, ne kadar söylesen de olmaz diyor. Yani kendisini çok iyi sürücü görüyor diyor. O yüzden de yapıyor hareketleri diyor. Makas atan için göndermiş büyük bir ihtimalle bu mesajı. Fatma Yazal da Şanlıurfa'dan Selma ben diye mesaj göndermiş. Fatma Yazal kim? Bilmiyoruz. Peki. Diyarbakır'da bir futbol takımı. Maça gidiyorlar. Maça yetişmeleri lazım. Ama bir bakıyorlar ki bir buğday tarlasında yangın var. Eyvah diyorlar. Eyvah, bu mahsul yanıyor. Durdurmak lazım. Atlıyorlar. O yangını söndürüyorlar. Sonra devam edip gidip oynadıkları maçı da kazanıyorlar. Aferin. İzleyelim. Diyarbakır 2. Amatör U19 Ligi'nde mücadele eden Ergen Gençlik Spor Kulübü'nün Diyarbakır Ziraat Spor'la maçı vardı. Diyarbakır'a hareket eden genç futbolcular yolda bir buğday tarlasında yangın çıktığını gördü. Maça yetişemeyebilirlerdi. Ancak onlar hükmen mağlup olmayı göze alıp yangına müdahale etti. Maçımıza her ne kadar yetişmeme ihtimali olsa da biz maçı
hiçbir şekilde düşünmeden gençlerimizle birlikte buna müdahale ettik. Bu aynı zamanda bir fair play örneğidir. Çocuklarımızın sporda, gerek spor içerisinde gerek çevresinde ne kadar duyarlı olduklarının bir örneğidir. Ben hepsini tebrik ediyorum. İtfaiye ekipleri, köylüler ve futbolcuların yardımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çiftçi arkadaşlarımızın, çiftçilerin bu emeğine haksızlık edemezdik, saygısızlık edemezdik. Alevlere müdahale ettik. Maça geç kalma ihtimalimiz vardı. Ona dayanarak yine de müdahale ettik. Boş bırakmadık burayı. Çünkü başta hocalarımız, teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz bize zaten bunu öğretmişti. Bize bir sporcu olabilmekten çok bir duyarlı vatandaş olmayı öğretmişti. Karşılaşmaya son anda yetişen Ergani Gençlik Spor Kulübü idman dahi yapamadan çıktıkları maçı 3-2 kazandı. Ergani Gençlik Spor. Aferin çocuklar size ya. Vallahi bravo. İdman yapamadan diyorsunuz. Adam idmanı yapmışlar adamlar buğday tarlasını zaten. O kadar ısındıktan sonra gidip maçı da almışlar. Turgut Türk diyor ki, selamlar, iyi yayınlar. Ben de özel şoförüm. Gel bir de sen bize sor. Ne şoförler var, ne zihniyetli araba sürüyorlar. Mütevazi olmak bence bu kadar zor değil diyeceğim ama onlar düzelecek gibi değiller. İnşallah daha sakin bir trafikte oluruz. İnşallah toplum olarak daha iyi olmamız lazım bence demiş. Aynen katılıyorum Turgut Beyciğim. Aynen katılıyorum Turgut Beyciğim. Diyelim ve devam edelim. Daha iyi, daha hakim olmamız lazım. Yani biz can taşıyoruz. Evet, altımızda bilmem kaç yüz beygirli bir araba da olabilir. 12 beygirlik motosiklet de olabilir. Ama sonuçta üzerinde can var. İçinde can taşıyor. O sizin geçmeye çalıştığınız, makas atıp vurduğunuz arabanın içerisindekiler de insan. Yani bunu düşünmemiz lazım. Böyle hareket etmemiz lazım. Bir kişiye ulaşsak, kişiye ulaşsak, o da belki iki kişiye ulaşır ve böylece değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Belki de çok iyimserim. Bilmiyorum ama hayat boyu böyleydi. Ne yapayım? Yüzme suyu takip sistemi. Sağlık Bakanlığı'nın. Bu dünyada ilk bir uygulama. Ve yüzme suyunun mikrop oranını sürekli olarak takip ediyorlar. Ve oranın su kalitesini, yüzülebilirliğini denetliyorlar. Türkiye'nin plajlarının %75'i A kalite efendim. Yani girilebilir. Başka detay da haberde. Sık sık analiz yapılıyor. Sonuçlar internet üzerinden paylaşılıyor. Dünyada tektir bu uygulama. Bazı ülkeler yüzme plajlarına ilişkin sonuçları açıklarlar ama belli dönemler halinde açıklar. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaz tatili hazırlıkları başladı. Tatili göl kenarında ya da plajlarda geçirmek isteyenler için çok sayıda seçenek var. Sağlık Bakanlığı da o seçenekleri kalitesine göre sıralayan bir internet sitesi hazırladı. Denize ve göle kıyısı olan 34 ilde 1388 alan 15 günde bir denetleniyor. Sonuçları yüzme suyu takip sisteminden paylaşılıyor. Site özetle bir plajın fiziksel veya mikrobiyolojik tüm özelliklerini içeriyor olacak. 7-8 yıl boyunca yapılmış tüm analiz sonuçlarını artı sahadaki elemanlarımızın gözlemlerine dayanarak elde ettikleri ya da fotoğrafladıkları plajın fiziksel özelliklerini site üzerinde görebilecekler. Sitede suyun kalitesi sınıflara ayrılıyor. Buna göre Türkiye'de %75 oranında mükemmel anlamına gelen A kalite plaj bulunuyor. %23 oranında B, %2 oranında ise C kalite plaj yer alıyor. Yan tarafında bir fotoğraf görüyorlar. Bir gülen yüz mesela. Gülen yüz analiz sonuçlarının çok iyi olduğunu gösteriyor. Üzgün yüz de analiz sonuçlarının kötü olduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde sadece suyun kalitesi paylaşılmıyor. Engellilerin gidebileceği plajlar, evcil hayvan götürülebilecek alanlar gibi bilgiler de var. Şimdi bir arkadaşım kim? Yaşar Bey. Bir mesaj göndermiş. Diyor ki, bir dakika okuyayım. Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore neden görüşüyor diye anlamlandıramadınız. Hayır, anlamlandıramıyor değilim. Görüşür. Yani görüşmez ama Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore görüşmüyor. Donald Trump'la Kim Jong-un görüşüyor. Yani anlamlandıramama değil bu. Sadece o görüşmeden nasıl iki ülke, yani nasıl bir sonuç çıkacağını merak ediyorum işin aslı.
Ya benim anlamlandırmam gibi duyuyor. Ya elbette görüşecek. Haklısınız. İşte diyor ki ya işte Çin'in orada yalnız kalması Amerika Birleşik Devletleri ile işte şey Kim Jong-un'un ya da işte Kuzey Kore müttefikliği. Anlıyorum bunların hepsini. Eyvallah. Onda biz ama bu toplantıdan gerçekten hani sizin Yaşar Beyciğim öngörünüz doğrultusunda bir şey çıkar mı? Bilmiyorum ya. Altında okumayacaksınız diye başlayan bir şey var. Erdinç Yurtalan okumayacaksınız ama şansımı son kez diyor. Erdinç Beyciğim anca gördüm mesajınızı. Ne olur kusura bakmayın ya bu. Oluyor böyle yapacak bir şey yok. Daha önce yazmışsınız demek ki. Biz SGK'lı olanlara da yaşını doldurmuş prim eksikliğinden emekli olamayanlara da esnaf ve Bağkur'lu olanlara tanınan hakların biz SGK'lıları tanınmasını istiyoruz demiş. Oldukça karışık yazmışsınız ama okuyabildiğim kadarı bu kadar. Görürsem okurum. Merak etmeyiniz efendim. Anlaştık. Devam edelim. Türkiye omurga eğriliğinde yeni bulunan bantlama tekniği ameliyatlarında merkez oldu. Avustralya'dan Almanya'ya ve İngiltere'ye kadar pek çok skolyoz hastası Türkiye'ye geliyor. O hastalardan biri de profesyonel jimnastikçi ve dansçı İngiliz Alice McLaughlin'miş. Bir bakalım hikayeye. Like when I gave it up, it was kind of just like giving away. Alice McLaughlin 14 yaşında. Profesyonel jimnastikçi ve dansçıya ülkesi İngiltere'de skolyoz teşhisi konuldu. Tek kurtuluşu ameliyattı. Tanı konulduğunda bir jimnastik yarışması için İtalya'ya gitmek üzereydim. Tabii bu benim için büyük bir şok oldu. İlk düşündüğüm jimnastik ve dansa ne olacak şimdi oldu. Alice'in dans etmesine engel olmayacak ameliyat tekniği Türkiye'de bulundu. Türkiye omurga eğriliği ameliyatlarında kullanılan bantlama tekniğiyle tüm dünya ülkelerinin önüne geçti. Öyle ki başta Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İtalya, İspanya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden hasta Türkiye'ye akın ediyor. Alice de o hastalardan biri. Türkiye'de hatta Amerika'dan sonra belki de dünyada ilk kez Türkiye'de kendi merkezimizde bu yöntemi yani füzyonsuz skolyoz ameliyatı yöntemini kullanmaya başladık. Yeni yöntemde omurgaya sert çubuk yerine esnek bant konuluyor. Zaman içinde bu bant koyduğumuz yerde büyüme yavaşlıyor, karşı tarafta hızlanıyor. Böylelikle çocuk bir yandan büyürken eğrilik kendiliğinden düzeliyor. Ve tabii burada esnek bir bant kullandığımız için de hareketi hiçbir şekilde etkilemiyor. Geri döndüğümde bir iki hafta dinlenmiş olarak bir yarışmaya katıldım. Yarışmadan ikincilikle ayrıldım. Alice kendisini sağlığa kavuşturan doktorları da unutmadı. Bizi oyunlarının premierine davet etti. Açıkçası tabii çok duygulandırıcı bir andı o da. Şimdi son habere mi geldik? Son habere geldik. 47 geçiyor tabii. Dünya Kupası ile birlikte spor severler, bizim gibi futbol severler özellikle bir ay boyunca futbolla yatıp futbolla kalkacaklar. Arife günü başlıyor bir de biliyorsunuz. Dev organizasyonun ev sahibi Rusya'dan renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus futbol sever Artem Rodionov ilginç bir koleksiyonla gündeme geldi. Çılgın taraftarın tam 150 çift kramponu varmış efendim. 1 değil, 5 değil, 10 değil. Rus futbol sever Artem Rodionov'un tam 150 çift futbol ayakkabısı var. Hobi olarak başlayan koleksiyon zamanla Rodionov için tutku halini almış. Neler yok ki ilginç koleksiyonda. 2010 Dünya Kupası'nda David Villa'nın Paraguay'a attığı golde giydiği krampon ya da Lionel Messi'nin 2014 Dünya Kupası grup aşamasında 4 gol attığı ayakkabı. İşaret geldi. Messi'nin vuruşu ve top ağlara gidiyor. Gol! Gol, gol, gol! Lionel Messi! Son Dünya Kupası'nda Mario Götze'nin Almanya'ya kupayı getiren golü attığı ayakkabı da Rodionov'un koleksiyonunda yer alıyor. Çılgın futbol severin annesi onun bu tutkusunu hastalık olarak nitelendiriyor. Поймёт ли девушка, которая у него появится его увлечение? Она должна быть футболисткой. Я вложил свою душу. Это был очень долгий процесс и, конечно же, всё-таки не хочется расставаться с этим. Вот, ну, что поделать? Каждый занимается своим интересным делом в своей жизни. Кто-то коллекционирует марки, кто-то коллекционирует, возможно, матрешек. Вот. У меня повелось вот так коллекционировать футбольные бутсы.
Evet efendim, bu gecelik de bu kadar. Yarın gece saat 1'de inşallah biz buradayız. Bu hafta boyunca 1-3 yapıyoruz. Bu hafta boyunca hatta bayramın birinci günde yayında olacağız. 1'den 3'e kadar devam edeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren 1-2 eski saatimize dönüyoruz. Haberiniz olsun diyelim. Yarın gece saat 1'de buluşmak üzere. Fuat abinin yüzü niye öyle asık diye soranlara da çünkü numara yaptı diyelim. İyi geceler dileyelim efendim.